Günaydınlar olsun efendim. Günlerden 13 Ağustos Salı, günün en güzel anı Beyaz Magazin zamanı. Bilal Özcan, Pınar İliçe ve değerli ekibimizle sizlere günaydınlar diyoruz efendim. Efendim, Türkiye'nin gündemini belirleyen Beyaz Magazin'e hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Şimdi en sevdiğinizle, eşinizle, kızınızla, oğlunuzla veya komşunuzla güzel bir köpüklü Türk kahvesi yapıyorsunuz ve geçiyorsunuz Beyaz Magazin'i izliyorsunuz efendim. Günaydın. Günaydın, merhaba. Türkiye'nin en iyi, en çok izlenen ve en çok reyting alan, olaylar yaratan magazin programı Beyaz Magazin'e hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Dün ne yayın yaptık öyle ya. Tabii bu alkışlar en çok da izleyicilerimize gelsin. Elbette. Her tabii zamanki öyle gibi. Onlar da katılabiliyorlar, katılabiliyorlar tabii ki. Bizim yayınımız interaktif. Evet. Beyaz Magazin TV sayfasındayız, Instagram'a. Oradan postun altına yorumlarınızla bizlere katılabilirsiniz. Zaman zaman sizlerin de yorumlarınıza yer vermeyi düşünüyoruz. Güzel yorumlarınıza. O yüzden parmaklar evet çalışsın. Evet. 0552-770-06-23'ten de bizlere istihbaratlarınızı ulaştırabilirsiniz. İdem Velen'de Instagram'ım. Bilal Özcan Official. Pınar Eliçe Official. Tabii ki DM'lere bekliyoruz. Ve bu arada evet, ve bu arada Mert Ramazan Demir'in yeni kız arkadaşının kim olduğunu da bu programda açıklayacağız efendim. Bilal Beyciğim. Evet. Sen bugün tıraş olmadan gelmişsin. Ah, tıraş olmamış. Sen şaşırdım. Unuttur o. Sen şimdi asıl bombalara bak. Asıl bombalara ay, bak. Ay şok, ben şok. Ve ünlüler kalkın, uyanın. Sabah oldu. Beyaz Magazin vaktidir. Sizi konuşacağız. Sonra duymadım, bilmiyorum, görmedim. Benimle ilgili konuşmuşlar demeyin. Allah, bugün fena yönü var belli. Ay, konular çok acayip. Birazdan değişik atraksiyonlar yaşanabilir bu masada izleyicilerimizle birlikte. Vakit kaybetmeyelim o zaman. Gidelim magazin turuna, buyurun. Beyaz Magazin'in hazırladığı en renkli, en yeni, en merak edilen haberleriyle magazin turu başlıyor. Gülben Ergen'in misafiri Çağla Şikel. Sevilen isim Gülben Ergen'i sahne aldığı mekanda Çağla Şikel yalnız bırakmadı. Sıla Türkoğlu'nun tekne keyfi. Kızılcık Şerbeti dizisinin doğası Sıla Türkoğlu tekne tatilinden bazı anları sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Hafsanur Sancak Tutan spordan ödün vermiyor. Güzel oyuncu Hafsanur Sancak Tutan bu sıcaklara rağmen spor programından ödün vermiyor. Meryem Uzerli 42. yaşını kutladı. Güzel oyuncu Meryem Uzerli 42. yaşını kutlarken ki mutluluğu görülmeye değer. Dilan Çiçek Deniz'den aşk dolu kutlama. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlarken iyi ki doğdun altın aşkım notunu ekledi. Otoparkta fotoğraf çekildi. Oyuncu Devrim Özkan otoparkta bulunan arabasına giderken birkaç fotoğraf çekilip öyle gideyim dedi ve takipçileriyle bu görüntüleri paylaştı. Barış Falay'dan aşk pozları. 18 yıldır evli olduğu eşi Esra Ronabar'la Çeşme'de tatil yaparken böyle görüntülendi. Ata Demirer'den eğlenceli prova. Komedyen Ata Demirer gösterilerine tüm hızıyla devam ederken eğlenceli hazırlık sürecinden video paylaştı. Hazal Kaya'dan muhteşem değişim. İki çocuk annesi Hazal Kaya her geçen gün daha fit bir görünüme sahip olmanın ufak tüyolarını verdi. Hayatından şeker, un ve unlu gıdaları çıkardığını açıklayan Kaya, lif ağırlıklı beslenmeye özen gösterdiğini açıkladı.
Acun Ilıcalı'dan doğum günü kutlaması. Fenerbahçe Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı, kızı Leyla'nın yeni yaşını bu paylaşımla kutladı. Teoman'dan Serdar Ortaç'a destek. Başarılı rock şarkıcısı Teoman, Serdar Ortaç'ın internet üzerinden açtığı canlı yayınlardaki tepki çeken bazı görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Serdar Ortaç uzun zamandır hasta çocuk. Morali bozuktur onun. Yani ona başka bir taraftan bakıyorum ben. Keyfi kaçık çocuğun. İşte o yüzden de arada bir öyle yanlışlar yapıyor. Yani mazur görmek lazım. Şener Şen'in tiyatro oyununa şişeli saldırı. Usta sanatçı Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyununun Ankara Orhan Açık Hava sahnesinde sergilendiği esnada cam şişeler fırlatılması sonucu oyuna kısa süre ara verildi. Ardından oyun tamamlandı ve oyuncular büyük alkış topladı. Çift bir kez daha ayrıldı. İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki çifti 4 yıl önce boşandıktan sonra bir araya gelmişti ancak bu birliktelikleri 8 ay sürdü ve ayrılık kararı aldı. Usta oyuncu Filiz Akın'a ziyaret. Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar çifti Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından Filiz Akın'ı ziyaret etti. Kameraman Altın Kosa'da jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan. Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Kosa Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan oldu. Diyalog sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği ve farklı disiplinlerde sanatçıların eserleriyle yer aldığı Diyalog adlı karma sergi, Yalıkavak'ta bulunan bir otelde ziyaretçilerini bekliyor. Sergide Türk resim sanatının en önemli isimlerinden biri olan Devrim Erbil, Ozan Oganer, Şahin Demir ve Yasin Uysallar farklı disiplinlerde eser üreten sanatçılar oldu. Önce Devrim Erbil'e mikrofonu uzatıyoruz. Bu kübüslerin de ötesinde sanata yeni bir bakış açısı. Önce bu resimler son resimlerim olarak böyle bir anlam taşıyorlar. Şimdi ise Dursun Gündoğdu, kardeşi Arzu Gündoğdu ile Tamer Levent röportajına uzanıyoruz. Sanat Evet kampanyasının yaşama geçmiş hali bu. Sürekli böyle sergiler açarak esasında yaşamın içinde sanatla otelde kalanların da buluşması, bodrumların da buluşması. Biz de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sanata da kendilerinin verdiği destek zaten malum. İnşallah onların izinde biz de devam edip yürüyeceğiz. Mazhar Alanson'dan duygusal konuşma. MFÖ grubunun Mazhar Alanson'u geçtiğimiz sene kaybettiğimiz Özkan Uğur'u sahnede işte bu sözlerle anarken sevenlerinin gözleri doldu. Özkan'ın acısı hala içimizde. Onun yokluğu Fuat dedi çıksak, dedi çıksak her zaman sağa baktım baktım. Özkan hep orada duruyor. Çok zor. Çünkü biz kardeştik yani. Müzik arkadaşı değildik. Cemiyet dünyası ve sanat dünyası bu muhteşem sergide bir araya gelmiş. Yalıkavak'ta yapılan bu sergide sanatseverler buluşmuş. Çok da güzel eserler çok de var. Baktım dikkatimi çok çekti. O renk uyumları. Ya ne kadar güzel. Yani Bodrum çok zaten böyle sanata, sanatçıya çok örtüşen bir şehir. Ve bu kadar güzel bir sergiyi de Bodrum'da sergilemeleri çok güzel bir buluşma olmuş. Bodrum ve sanat. Değil mi Bilal Bey? Evet, evet. Bodrum son zamanlarda hakikaten sanata ve sanatçıların Bodrum'daki sanat aktivitelerine, faaliyetlerine çok sık sık yer veriliyoruz. Çok sık ziyaret ediyoruz. Bodrum'da ben de gidiyorum sergilere, açılan sergilere. Hı-hı. Oradayken AVM'lerde de açılıyor. Sergi salonları da var Bodrum'da. Bu çok güzel bir şey ve bu sergi hepsi çok değerli sanatçılar. Benim babam aynı zamanda rahmetli, aynı zamanda ressamdı. Asker ressamlardandı.
Evet, emekli hakim Alba Hidayet Özcan. Aynı zamanda asker ressamlardı ve 15 tane sergi açmıştı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Ben de o yüzden resme çok yakın bir çocuk olarak büyüdüm. Yapıyor musunuz siz de? Ben yapmıyorum da Emrah Hidayet yapıyor. Hidayet, küçük oğlum güzel. Yapıyor. Torunum yapıyor Nisan. Çok eli yatkın, hep dededen bunlar. Ve burada görüyoruz ki hakikaten farklı resim sanatı tercihlerinden ressamların sergisi. Evet. Yani burada portre de var, minimal de var, modern sanat da var. Manzara resimleri de var. Doğa. Evet, oraya bir giden, eğer resim sanatıyla ilgiliyse bu sergiyi ziyaret eden büyük keyif alır ve çıkamaz. Hakikaten. Devrim Erbil, Ozan Oganer, Şahin Demir ve Yasin Uysal'ların eserleri. Evet, bak mesela ne kadar güzel, ne kadar derin ve anlamı olan resimler. Yani ne mutlu böyle değerli sanatçılarımız var değil mi? Tabii. Ve yani Bodrumların da bu sergilere önem vermesi, sergileri ziyaret edip de orada ressamları, sanatçıları onurlandırması da çok güzel bir şey. Çok kıymetli güzel. Bir şey. Çok kıymetli tabii. Ne mutlu bize. Ne mutlu, evet. Çok aynen. Değerli isimler aynen. De oradaydı yine son Cemiyet dakika, Dünyası'ndan son da. Dakika haberi, son dakika haberi Acun Ilıcalı ile ilgili son dakika haberi. Bilal Özbilge yapımcım, şimdi geldi haber, okumak zorundayım. Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor. Acun Ilıcalı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturuyor. Sonunda. Çiftin düğün hazırlıklarına başladı ve Muğla'daki bir otelin tüm odalarını kapattığı öğrenildi. Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın Muğla'daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi şeklinde ve devamı var. Öte yandan Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti. Son dakika haberi, televizyonunu yeni açanlar için Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor ve Bodrum'da bu nikahı, bu düğünü yapmak için hazırlıklara başlamış. Duygularımı bugün kulağına söyledim. Herkes duymasın, doğum günü kutlu olsun demişti doğum gününde. Her günümüz böyle olsun demişti Acun Ilıcalı. Doğum gününde paylaştığı fotoğraflarda da yüzük detayı gözler. Sen hep o evet. Yüzük detayını söylüyordun. Hep söylüyordun. Şimdi doğum gününde ona aldığı hediye yüzükle en son aldığı yüzük aynı değil. Biri daha nişan, büyüktü. Biri daha özel daha gün büyüktü. Yüzüğüydü. Daha kaç ben ne demiştim Bilal Beyciğim? Her o konuyu konuştuğumuzda sen evlenecekler, evlilik yakın diyordun. Evet. Ama senelerdir evet. Beraberler gerçekten yani. Bir yastıkta kocasın. Mutlu olsunlar ve ben bir de erkek çocuğu bekliyorum kendilerinden. Artık bir tane oğlu evet, olsun Acun'un ya. Yakışır. İnşallah yani dua yani ne bileyim. Çok iyi bir kız babası ama evet, oğlu da olsa oğlu bence da çok olsa, mutlu olur yani. Evet. Hayırlı olur olsun. Mu dersiniz? Olur niye olmasın? Olur ya olsun yani, ya. Olur, yeniden de, baba olabilir. Çok ben iyi çok bir baba. Sevindim açıkçası. Bence bunu bekliyordu, nikahı bekliyordu Acun Ilıcalı yeni bir çocuk yapma çalışmasına başlamak için. Evet. Yani evlenip de çocuk sahibi olmayı, evet, yeni bir çocuk sahibi olmayı. Olması gereken. Bodrum'da olacak olması düğünün de ayrı bir anlam taşıyor. Çeşme'de de olabilirdi, orada da evleri var, orayı da çoluyorlar. Neden? Belki Ayça orayı istemişti. Ve son nikahını da Marsilya yakınlarında yapmıştı. Güney Fransa'da evet. Yapmıştı. Acun Ilıcalı ama Bodrum'u seçti. Evet, Ayça orayı seçti. Balayına nereye gidecekler acaba? Ya onlara her gün balayı. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Her gün balayı zaten. Her gün balayı zaten. Yani hep havadalar. Hep uçuyorlar bir yerlere. Her gün balayı. Yani bir de gidecekleri enteresan bir yerde yok ki onun için. Her yere gittiler. Dünyanın bir ucuna her bile gidiyor yani Acun sürekli. Her yere bence onlar için en güzel balayı ne biliyor musun? Hiçbir yere gitmeden 3 gün kendilerini kapatsınlar bir yere. Hiç kimseyle de görüşmesinler, hiçbir yere de gitmesinler. Acun'un güzel, telefonu güzel, susmuyor ki baş, kaç tane iş telefon da kapatsın canım, telefon da kapansın yani. Güzel baş başa bir üç gün geçirsinler. En güzel balayı onlara. En güzel balayı o. Tabii. Yani ilginç bir gelişme. Hadi bakalım mutluluklar dileyelim o zaman şimdiden. Son dakikamızı verelim. Evet. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya evlilik kararı aldılar. Bodrum'da evlenecekler ve hazırlık süreci başladı. Darısı bekarların başına.
Hadi inşallah. Hadi inşallah. Gönlüne göre. Hepimizin kim versin istiyorsa inşallah. Allah gönlüne göre versin. Versin inşallah. Ata Demirer yine sahnelerde. Ata'dan böyle güzel haberler göremiyoruz. Varsa yoksa iş. Değil mi? Ata'nın hiç özel hayatında bir şey de duymuyoruz, etmiyoruz. Ya illaki bir özel hayatı vardır da. Ya çok kendi dünyasında yaşıyor. Kendi dünyasında ama o daha çok mesela onun özel hayatı şöyle. Arkadaş grupları var onun, kafa dengi, evet. Sevdiği. Evet. Yani onlarla vakit geçirdiği. Onlardan keyif aldığı bir arkadaş grubu var kendini diye düşünüyorum. Kendini işine gücüne verdi. Turnelerde sürekli. Ve en güzeli. Üretmeye devam ediyor. Evet. Ve sold out bütün çok gösterileri. Çok da zayıfladı. Aylar öncesinden bitti biletler. Ya. Aylar öncesinden bitti. Bir de 22-23 kilo verdi. Çok değil mi ya? Abi. Ne kadar formda gözüküyor. Ve yani, perhiz de verdi sadece. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir operasyon geçirmedi. Bravo. Korkuyor vallahi. Öyle şeylerden o biraz. Bravo, ne güzel. İradeli. İradeli. Ya bu Ata Demirer bana her zaman ışık veriyor, biliyor musunuz? Ondan yansıyor ışık bana. Hep pozitif enerji alıyorum ben ondan ya. Diğer komedyenlerden öyle değil. Hep bir gerilim ya da bir menfaat falan şey. Mesela yani baktığım zaman Cem Yılmaz'ın bir paylaşımına bunun arkasında ne reklamı vardır diye düşünüyorsun. Şahan'a baktığın zaman yani bir sert muhalefet falan yapma gayretinde olan bir insan. Bu adam sadece sanatıyla ya. Bir de yani bize pozitif bir şey geçirme gayretinde. İzleyicisine. Samimi. Bizden. Değil mi? Biz evet. Yaptığı espri yalın. Hakikaten espri yapmak için yapıyor. Bir art niyeti yok. Evet. Bir yani, de müthiş sesi var. Yani gösterisinde eğitimi o yönde. Eğitiminin hakkını da veriyor sanat ama. Sanat müziği eğitimi almış. Müthiş okuyor Pınar ya. Evet. Öyle böyle okumuyor. Repertuar da çok iyi. O şarkıları iyi. Da içine yedirmiş gösterinin. Hani, çok güzel. Böyle tabii full ya. Paket izliyorsun. Ya tabii şimdi ya. İnsanlar zaten Allah aşkına o kadar bir kaosların içerisindeyiz evet. Ki hepimiz belli mücadele. Bunlar hepimiz için geçerli. Hepimizin farklı kaygıları farklı var. Farklı kaygıları var. Şimdi insan bir birini dinlemeye ve izlemeye gittiği zaman da o iki saat boyunca her şeyi unutmak istiyor. Bak Ata Demirer'e gittiğin zaman skeçler var. Komedyenlik tarafı var. Şarkı desen var. Yani komplike bir paket sana sunuyor. Yani hem ekonomik olarak hem gülüyorsun hem kulaklarının pası gidiyor hem de gerçekten o iki saat boyunca kahkaha yani gülmek çok önemli. Mesela diğer rekabet ettiği komedyenler hep geride kaldı farkındaysanız. Ne yaptıysa olmadı. Çünkü günü yakalayamıyorlar. Çünkü insanlar halkın artık kendi değiller. Komik karakterlerini seçtiler TikTok'ta ya da başka platformlarda. Kendine yakın hissettiklerini. Evet. Artık Cem Yılmaz insanlara uzak gelmeye başladı. Günün mizahını yakalayamıyor çünkü. Aferin ama ya ne güzel söylüyor. Ne güzel öyle bir yakalıyor bak. Ki gidiyor. Vallahi bak öyle. İşte market sahibiyle oturuyor sohbet ediyor. Gidiyor işte yolda bir şey satan bir adamla oturuyor. Mizahını geliştiriyor. Tabii. Çünkü halkla beraber besliyor olmaya içeri. Devam ediyor. Besliyor. Ne oluyor? Mizahına da bunu katabiliyor. Tabii canım hani halkla beraber olmaya komedyenin devam ediyor. Komedyenin bunu yapması gerekiyor. Cem Yılmaz yoksa. Gündoğan'da geliyor. Sahilde balıkçı restoranları var. 30 kişiyle bir masa. Yahu sen halkın içinde olsan 30 tane arkadaşıyla geliyor. 4 saat, 5 saat, 6 saat onlarla sohbet ediyor. Zaten onlar senin çevrendeki insanlar. Kah kah kah, kik kik kik. Kendisini beğendiriyor, alkışlatıyor onlara falan. Sonra hesabı da o ödüyor. Artık böyle bir yakın çevreyle birlikte oluyor ve her şeyi onlarla yapıyor. Ama Ata öyle değil. Ata martılarla konuşuyor ya. İnanın bana kaldırımdaki martıyla konuşuyor. Geliyor gitti sahnesini izledim gittim. Ve çıkıyor sahnede o martının taklidini yapıyor biliyor musunuz? Aynen. Onu bile gözlemliyor. Ya öldürüyor gülmekten ya bir de. Ya bir gün oturuyoruz. Vallahi bak. Didem bak bu sığırcık kuşu diyor. Bu kuş bilmem kaç kilometre. Ya sen niye merak ettin de sığırcık kuşunu işte buldun. Ama öyle işte. İşte diyor bir çiçek görüyoruz. Diyor ki bak bu güne bakan çiçeğidir. Bu çiçek şöyle. Yani her konuda ne kendini kadar o kadar güzel. Geliştirmiş ki. Genel evet. Kültürü. Evet. Muazzam. Muazzam. O yüzden de hazır cevaplığını. Tabii. Geliştiriyor bu da. Aynen. Mesela, müthiş bir komedyen. Mesela Martı. Çok da başarılı. Marketten alışveriş yapan. Ha. Elindeki torbayla çıkan teyzenin torbasının içine bakar. Ne aldı bu yine? Ne alışveriş yaptı? Bana bir mama var mı? Bana ama bunu bir yapıyor. Bunu bir yapıyor Ata Demirer. Ya. Yerlere yatarsın ya. Çok tatlı, çok sevilen bir adam gerçekten. Evet. Onun bir aşkı var, o da Deniz. Deniz. Deniz ve teknesi. Adam. Orada ve yaşıyor. Teknesi. Yeni aldı teknesi. Sevgilisi teknesi. Şimdi İsmail Hacıoğlu yeniden boşandı ve ayrılık kararı aldı. Bir türlü dikiş tutturamıyor şu ilişkilerde. 8 ay sürdü sadece Duygu Kumarki ile evliliğiydi. Çocuk var bir de değil mi? Var mı çocukta? Çocukları yani. Da var. Çocukları da var. 8 ay süren bir evlilik. Ondan önce kimle evlenmişti?
Yine bir oyuncuyla evliydi. Ceyda Düvenci ile birliktelik mi? Birlikteliği vardı. Birlikteliği vardı. Uzun süre bir ilişkileri vardı. Valla İsmail yani... Hacıoğlu'yu bilemiyorum. Yani şimdi tabii ki evliliklerde, biten evliliklerde hiçbir zaman için tek taraflı hata aramamak lazım. Yani eğer biten bir evlilik varsa bunun %50 %50 kadın ve erkekte hata vardır diye görürüm ben. Lakin İsmail de, İsmail bence duygusal bir adam gibi geliyor bana. Ama bir yerde bir şey var. Ne var, söyleyeyim mi? Ne? Ya ben bunu hep söylüyorum. Bazılarınız da diyorsunuz ki ya bırak insanların şeyine karışma, ne yiyip ne içtiğine karışma. Alkol sağlığa zararlıdır diyeyim, anlayın siz ya. Ha, ya olmaz işte böyle bir şey ya. O yani derece. Bazı insanlar için hakikaten olmuyor zararlı. Yani olmuyor. Çünkü rahatsızlık veriyor. Herkese aynı şekilde etki etmiyor bu meret. Bazı insanları bir duble içtiğin zaman öyle bir çarpıyor ki. Şimdi daha önce en sevdiğine onlar... zarar veriyorsun konuşmayla. Hmm. En sevdiğine zarar veriyorsun sözlerinle. Anlatabiliyor evet. muyum? Çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli İnsanı bir şey. İnsanı kendi olmaktan çıkaran. Çıkarıyor. Çok yani, büyük hatalar. Tamamen değiştiriyor. Tamamen değiştiriyor. Sebep olacak bir şey alkol. Evet. Sağlığa zararlıdır. Buradan bir kez daha bir de, söylemiş olalım. Şimdi daha önce evet. onlar bir kere ayrıldı, bir daha barıştılar. Yeniden denediler. Belki de o alışkanlığını bırakmak için söz verdi de yapamadı. Olabilir. Evet. Ama çocukları var. Bir de, çok başarılı bir oyuncu. Çok çok iyi bir oyuncu. Ama maalesef mukayese ettiğimiz zaman tam zirvede değil. Bir türlü oraya gelemedi. Bunun da verdiği sebebi bir, var işte. Bunun da verdiği psikolojik olarak bir şey vardır. O dediğimiz Meret'le de bir araya geldiği zaman bu duygular... Bilinçaltı ortaya çıkıyor. Evet yani maalesef. Mazhar Alanson ve sevgili Fuat yine andılar değerli üstadımızı. Geçtiğimiz yıl kaybetmiştik. Çok evet. değerli bir üstadımız, sanatçımızdı. Evet. Özkan Uğur. Çok değerli bir oyuncuydu, dublaj sanatçısıydı. Çok değerli bir müzisyendi. Artık aramızda değil Özkan Uğur ama hep bir eksiklik var onlarda. Yani bir araya da gelseler hep sanki yani, kolu yokmuş gibi yani. Artık... Çünkü onlar sadece müzik arkadaşı, orkestra arkadaşı evet, değil, kardeşti. Gönül bağları da vardı. Kardeşti yani. Ya ben hiçbir zaman için artık Mazhar Fuat Özkan, eski Mazhar Fuat Özkan olmayacak. Her evet, zaman bunu söylüyorum. Ya. Olamaz, olmayacak. Bu arada tabii ki de Allah tekrar, Allah'tan rahmet dileyelim. Yani şimdi bakın bazı şeyler var. Onu ne yaparsanız yapın gözünüz hep onu arar. Bilhassa bu grup işi yapan müzik adamlarında bu böyledir. O üçlüyü hep görmek istersiniz. Çünkü o üçlü olduğu sürece Mazhar Fuat Özkan'ın o sihri vardır sizin benliğinizde ve gözünüzde. Tabii ki onların şu an bir bacakları eksik. Evet. Yani. O yüzden de her zaman için onun eksikliğini hissedecekler ki kaldı ki herkes şimdi bu konserde özlü. De bunu gördük ve yaşadık. Dediğim gibi Allah'tan rahmet eylesin. Yani rahmet dileyeceğiz. Şimdi öyle değerli insanlar ki hiçbiri bir diğerini egosuyla ezmeye çalışmıyor. Ve öne çıkmaya çalışmıyor. Bu müthiş bir şey değil mi? Bir sürü grup dağıldı. Birbirine girdi grup üyeleri. Aynen. Tabii. Aynen. Bu yüzden. Kaç tane grup böyle oldu? Evet. Ama o kadar... Ya... Ya... Çok. Cenazede anmada söylemişti Mazhar Alanson. Seni görebildiğim yer rüyalar artık Özkan dedi. Ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Evet. Yani o kadar zor bir şey ki artık göremeyeceğini kabullenmek. Evet. Sevdiğin çok. Birini kaybetmek. Ama bazı isimler ölümsüzdür. Tabii. Her zaman yaşayacak. Kalbimizde her zaman Özkan Uğur ölümsüz olarak evet. kalacak eserleriyle ve kesinlikle. O güzel kalbiyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Ben Mazhar'la Fuat'ın yerine olsam ki onlar çok aşmış insanlar müzikte. Bomba gibi bir şarkı çıkarırım. Bomba gibi yeri göğü yıkarım o şarkıyla ve Özkan'ı öyle anarım. Özkan için diye. Özkan için diye. Yani bunu yapmaları lazım. Özkan vefat ettikten sonra hakikaten grubu da unuttu evet, insanlar. Evet, içlerine gittikçe kapandılar. İndi, aşağı evet. indi. Buradan da Beyaz kapandı. Magazin ailesi bu, olarak anmış olalım. Bu Özkan potansiyel Uğur. Var evet. onlarda. Tabii canım. Olmaz. Şimdi Özcan Deniz'le devam edeceğiz. Çeşme sokaklarında köşe kapmacı oldu. Peki neler yaşandı şimdi? Çeşme'de arkadaşımız Mustafa Ağa'da da var. Haberler evet. gelmeye devam ediyor. Öyle bir yakalandı ki Özcan Deniz kaçacak yer aradı. Üstelik bir de hakaret etti muhabirimize. Aa, neden? Aa.
Özcan Deniz'den muhabirimize büyük hakaret. Özcan Deniz basın mensubuna neden hakaret etti? Yaklaşık 10 gün önce Özcan Deniz'le yaptığımız özel röportajı ekranlarımıza getirmiştik. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Yaz tatilde yapıyor musunuz? İç içe, karışık, işle tatil. Özcan Deniz çok fazla sayıda korumayla dolaştığı için röportaj yapmak biraz zor olabiliyor. Ancak Acar muhabirimiz Mustafa Ağda ilk başta biraz zorlukla karşılaşsa da Beyaz Magazin izleyicileri için röportaj yapmayı başarmıştı. Özcan Bey. Tamam. Özcan abi nasılsın abi? Pardon beyefendi. Çok güzel bir sahneydi. Neler söylemek istersin abi? Keyifliydi, gayet güzeldi. Ve Özcan Deniz'in koşmasına sebep olan o soruyu sormuş, röportajı noktalamıştık. Abi son olarak şey sorsaydık ya, size bir kardeş gelecek mi hiç? Tekrardan bir çocuk düşünüyor musunuz? Çeşme, yine Özcan Deniz. Muhabirimiz Çeşme sokaklarında tekrar Özcan Deniz'e denk geliyor ve korumalarından dolayı muhabirimizin yine haber almak için yoğun uğraş vermesi gerekiyor. Birazcık röportaj yapabilir miyiz? Abi onu kapatacaksın abi. Abi tamam abi. Abi yine koşu yapmayacağız değil mi? Pardon. Can abi nasıl gidiyor? Pardon. Neden bu kadar fazla korumayla geziyorsunuz? Neden bu kadar korumayla geziyorsunuz? Bir konusu oldu abi. Özcan Deniz'den büyük saygısızlık. Özcan Deniz tek amacı işini yapmak olan kısa bir röportaj için emek harcayan muhabirimize işte böyle hakaret etti. Dürüst bir muhabir değilsin. Özcan Deniz'in görevini yapmaya çalışan bir basın mensubuna, ekranlarımıza seyircilerimiz için en hızlı ve doğru haberi aktarmaya çalışan programımıza ve bu olay nezdinde tüm basın mensupları adına söylediği bu çirkin sözü kınıyoruz. Dürüst bir muhabir değilsin. Nasıl böyle bir cümlede bulunabiliyor acaba Özcan Deniz? Sen dürüst bir muhabir değilsin, konuları çarpıtıyorsun derken. Çok çirkin, çok çirkin. Ama maalesef Özcan Deniz'in böyle bir tutumu her zaman gazetecilere karşı var. Ya işine gelmeyen bir şey sorulduğunda karşı taraf yalancı mı oluyor? Yani konuları çarpıtıyor mu oluyor? Ya şimdi bakın ya arkadaşlar, yani şimdi Özcan Deniz'in starlık anlayışı etten duvar örerek halktan veya bugüne kadar var olabilmesi için gazeteci, muhabir arkadaşlarımla bu kadar temas ederek bu noktalara gelmiş bir insan değil mi? Hı hı. Bir star sonuçta, star olmuş ama benim starlık anlayışım bu değil. Bir kere bir sanatçının her zaman için basınla, magazinle iç içe yol yürümesi gerekiyor. Budur o yani. O koruma ordusuyla yürümeyi tercih eden. O ama koruma ordu. Etten duvar örerek halktan da kendini soyutlama. Yani sonuçta bu kopuk ve nasıl söyleyeyim, halktan kopmak hiçbir şey kazandırmaz bir sanatçı. Çünkü ego, çünkü kibir kontrol edemiyor bunları. Yani Özcan Deniz hem egolu hem de kibirli, görüyoruz bunu. Gazeteci Özcan, senin bilmen lazım. Gazeteci her türlü soruyu sorar. Ahlaki, etik kurallar içinde, gazetecilik ilkeleri çerçevesinde. Sen istersen cevap verirsin, istersen vermezsin. Ben sordum burada programda bu korumalar ne diye. Ne işi var diye. Pınar da dedi ki onlar mekanın korumaları dedi. Bir program önce, bir yayın önce. Ne var? Sana direkt sormuş muhabir. Bizim merak ettiğimiz soruyu sormuş, herkesin merak ettiği soruyu sormuş. Arkasından şu da gelebilirdi, benim deseydin ne kadar ücret ödüyorsun koruma ordusuna diye. Bunu insanlar merak edebilir, gazeteci de insanların merak ettiğini soruyor. Senin böyle bir şey söylemen, yahu Özcan dibinde olduğun günleri ne çabuk unuttun ya. Dibinde olduğun dibin, daha da dibine, un kapağına yürüyerek gidip de Beyoğlu'nda kaldığın ucuz otelden yürüyerek gidip de un kapanında insanların yüzüne bakmadığı o 16 yaşındaki Özcan Deniz'i, 17 yaşındaki Özcan Deniz'i ne çabuk unuttun. Elindeki kaseti dinlemeden seni geri gönderdikleri. Yani unutma o günleri ya. Her zaman gözünün önüne gelsin ya. Şimdi insanlar şöhrete ulaşıyor.
şarkılarını söylüyor. Ama bu yaptığımız iş, yani biz sanatçılar için konuşuyorum. Bu yaptığımız işler bizim şöhret olmamız için yeterli değildir arkadaşlar. Bizim sesimizi duyurmak için de haberlerimizin çıkması için de evet. her zaman için basına ve evet. basındaki bütün muhabirler olsun, yazarlar olsun herkesle dirsek teması ve yan yana yürümemiz gerekir. Biz bir trenin lokomotifleri gibiyiz, birbirimize bağlıyız. Evet, yani sonra ne oluyorsa bir yerlere girene kadar... bu şey böyle devam ediyor ama bir yere geldikten sonra ne oluyor bilmiyorum. Kendilerini bir soyutlama, böyle kendilerini bir ötekileştirme, kendilerini diğerlerinden farklı bir yere oturtmak gibi bir durum söz konusu oluyor. Burada da herhalde kibir ve ego devreye giriyor. Ama şunu unutmasınlar ki kendilerini her ne kadar zirvede de olsalar, zirvede de görseler muhakkak bunun bir inişi de oluyor. Ve o indiğimiz zaman her zaman için bana bir büyüğüm Fahrettin Aslan şunu söylerdi. Pınar, bir merdivendesin, bu basamakları çıkacaksın. Ama en zirveye ulaştığın zaman o basamakları kaybetmeden çıkmaya dikkat et demişti. Çünkü bir gün indiğinde o basamaklara ihtiyacın olacak senin. Evet. Böyle değildi ya. Böyle bir evlendikten sonra bir şey oldu. İnsanlardan uzaklaşmaya başladı. Yani kendince bir mesafe koydu. Yani basına bunu yapması daha da komik oldu ya bence. Ya bırak ki insanlardan uzaklaşmasına, kendi ailesine bile mesafeyi koydu. Kendi annesine bile mesafeyi koydu. Doğru. Yani bize gelene kadar akşam demek olur Dideciğim. Demek ki şöhreti hazmedemedi. Şöhreti hazmedememek mi? Veya yani artık aldığı kararlar mı onu bilemeyeceğim. Ama hoş değil tabii ki de. Dağımızın pası silinsin biraz, gözümüz gönlümüz açılsın. Konserlere açarsın. Mi gidiyoruz? Hadi konserlere gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu hafta sonu sahnelerde yok yok. İsimler nerede, nasıl sahne aldı? Ağustos ayının ilk hafta sonunda konser sahnelerinde hem dans, hem şarkı, hem de muhteşem sahne kıyafetleriyle büyük bir şölen yaşandı. Öncelikle tabii ki programımızın başarılı yorumcusu Pınar Eliçe ile başlıyoruz. Pınar Eliçe'den muhteşem sahne. Beyaz Magazin'in sevilen ismi Pınar Eliçe. Sade parlak elbisesi ve göz kamaştıran güzelliğiyle en az magazin yorumculuğu kadar başarılı olduğu sahnede adeta şov yaptı. Pınar Eliçe seyircilerinin pasını attıktan sonra oturmaya mı geldik diyor ve herkesi ayağa kaldırıyor. İşte simgeden düet. Çeşme'de sahne alan başarılı şarkıcı Ebru Gündeş'in sahnede bir de konuk meslektaşı vardı. Simge Sağ'ın. Siyah elbise tercih eden iki başarılı şarkıcı Ebru Gündeş ile Simge Sağ'ın birlikte Çeşme'deki sevenlerine muhteşem bir gece yaşattılar. Kameralarımızı yavru vatan Kıbrıs'a çeviriyoruz. Ebru Yaşar'dan harika performans. Son yıllarda yeni çıkardığı şarkılarla müzik listelerini alt üst eden Ebru Yaşar, Kıbrıs konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yırtım attım geçmişi takvimi, utandım aynada görün. Kafamın içi alem alem, hadi beni yordun, danışın Melek Mos
Mosso önce müjde verdi, sonra sahne aldı. Kıbrıs'ta sahne alan Melek Mosso hayranlarına önce müjde verdi, sonra başarılı sahnesiyle sevenlerine güzel bir akşam yaşattı. Aynen, MFO tribüt albümü için çalıştık. Harika bir şarkı oldu. Benim için de ilk deneyimdi bu arada. Bir DJ ile birlikte bir yaptığım ilk çalışma diyebilirim. İnsanlar aşkı küstü, sen onlar gibi olma. Kıbrıs'ta İzzet Yıldızhan gecesi. Başarılı türkücü sahne öncesi röportajında önce oğluna bir mesaj gönderdi. Sonra sahnede muhteşem bir performans sergiledi. Artık dedim ya, dinginliğe geçtim yani. Ben tabii bu saatten sonra torunumun olmasını isterim. Yavrumun yavrusunu sevmek isterim. Pop'un kraliçesinden plaj konseri. Pop'un kraliçesi Demet Akalın Çeşme'de sevenleriyle plajda buluştu. Dev ismi Hande Yener kapalı gişe. Pop'un dev isimlerinden Hande Yener kapalı gişe konserinde hayranlarıyla buluştu ve unutulmaz sahne performansına imza attı. Megastar Tarkan Gaziantep'i mest etti. Türk pop müziğinin yıldızlarından Megastar Tarkan Gaziantep konserinde sahne performansı ve şarkılarıyla sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı. Mabel Matiz İstanbul'da sahne aldı. Başarılı şarkıcı Mabel Matiz İstanbul Yeni Kapı'da sevenleriyle buluştu. Camlara düşüyor yaşı yedi. Sahneler sahneler, gidemeyenler için dedik ki bari biz de izleyelim. Pınar, sen de sahnedeydin. Evet, geçen hafta sonu Antalya'daydım. Şahane görünüyorsun bu arada. Sağ ol. Gerçekten Antalya halkına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladılar bizi. Çok güzel dinleyicilerdi. Yani ben böyle sahnelerime çıkarken çocuklar gibi şendi moduna giriyorum. Şimdi kendimi de nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu da siz yorumlayın. Ya, tıklım, yani bu çok dolu. Garip bir şeymiş. Bu çok garip bir şeymiş. Bir kere çok doluydu. Evet, çok dolu. Evet. Yaklaşık 250 kişilik bir yerdi orası. Yani 200-230 kişi vardı. Çok güzel. Bu ekonomik koşulda da yani o kadar izleyiciyi toplayabilmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yani yakışıyorsun ya. Sahneye yakışmak diye bir şey var. Oynatıyorsun insanları. Ekrana yakışmak, bak, sahneye yakışmak. Yakışıyorsun yani sanatına. Sahne kadınıyım, evet, diyebilirim. Bilmiyorum, kendimi dövmek istemiyorum açıkçası. Çok komik bir duruma herkes düşerim ama. Herkes yakışmıyor, her şarkıcı yakışmıyor. Kimi konserlerde başarılı, kimi sahnede başarılı, evet, kimi akustik performansta iyi. Ama ben, sahnede put gibi. Ama ben şöyle de bir özelliğim var. Ne elime atsam da başarılı olduğumu düşünüyorum. Yani hakkını verdiğimi düşünüyorum. Öyle. Çünkü güzel, çok çalışıyorum. Ne güzel. Biz de seninle ilgili aynı şeyleri düşünüyoruz. İnsanları oynatıyorsun da orada. Evet, evet. Şimdi benim, Bilal Beyciğim, şey, benim repertuarımda tek bir tarz yok. Ben Neşet Ertaş da okuyorum. Ondan sonra arabesk de okuyorum, sanat müziği de okuyorum, pop da okuyorum. Evet, Yergen Sarışın'ın da okudum mesela. Bir dahaki sahneye hep beraber gidiyoruz. Vallahi gelin bence. Cümbür cemaat. Aynen, aynen. Ve davet ediyoruz izleyicilerimizi. Evet. Peki şimdi Hande Yener de sahnedeydi. Evet. Yere kapaklanıyor. Düştü mü? Gösteri sırasında. Oluyor dans ederken ya, yere kapaklanıyor. Şimdi Hande'nin sahnelerinde ciddi koreografiler de var bir yandan. Hep dansçılarıyla büyük çıkar. Sahneler. Ama artık orada ne oldu? Ayağı mı takılıyor? Düşüyor mu? Sahnenin önünde bir anda düşerken görüyoruz Hande Yener'i. Ya görünmez kaza denen şey bu olsa gerek. Çok nazara gelmiştir. Çok tehlikeli bir düşüş yalnız. Evet. Bayağı bakayım. Bak o anları bak, gösteriyoruz şu anda zaten. Evet. İzleyicilerimize de paylaşıyoruz. Çok tehlikeli orada. O dev şeyler var. Ses sistemleri falan var. Ona onların mı takılıyor? Üstüne. Onun üstüne doğru, tabii, düşüyor. Ya dediğim gibi işte. Bir de ayağında çok yüksek topuk giyer o hep. Yani bir kere sahne, yürüdüğün yer karanlık olmamalı. Evet. Bazen karanlık olabiliyor. O bir de gözlükler ışıklar, takıyor ki hiçbir şey görmüyor göremez o zaten. Göremez insan ya. Düşünsene, çünkü o ışıklar insanın gözünü yeterince alabiliyor. Yani gözünün önünü göremediğin zamanlar olabiliyor. O yüzden de bir de üstüne gözlük takmış herhalde.
Ya çok geçmiş olsun. Ben bu arada geçmiş da olsun. Düşene gülerim yani bak. Ben kendim düşsem de gülerim. Aynen, ben de öyleyim. Düşene gülüyorum. Gülünmez ya. Ya ama gülüyorum ya. Allah korusun çok tehlikeli gülme, gerçekten. Gülme komşuna gelir başına diye atasözümüz var. Ya ama ne yapayım kendim de düşsem gülüyorum. Allah Allah. Öyle bir sıkıntım var benim. Çok Allah geçmiş Allah. Olsun tabii ki. Bu tür dengesini şeyler kaybetmiş olabiliyor. Orada. Evet. Evet, Demet Akalın da Çeşme'de konser vermiş, plaj konseri vermiş. Evet, Demet Akalın ne kadar çok çalışıyor. Ne kadar çok konserden konsere. Ya. Bak bak bravo. Burada düşüş aldı. Allah. Bak, Aa, bak yuvarlandı. Hoppa. Anne ne oluyor? Bence onun dansçıları düşürüyor onu ya. Takılıyor evet. Orada. Hayır dansçısı düşürüyor. Bak. Takıldı bak takıldı bak takıldı. Hop gitti. Düşerken de şarkı devam ediyor. Demek ki vokalistler söylüyor. Playback, playback, playback. Düşerken nasıl şarkı devam eder ya? Vallahi eder. Playback. Ben playback. Hatırlıyorum düştüm. Düşerken düşmeme nasıl şarkı? Düşmeme rağmen böyle düştüm. Hadi, ayaklar hadi, havada hadi hala ya. Şarkıyı ay, söylüyordum. Ay dersin ya. Düşerken ay, çığlık atarsın. O zaman playback ama söylüyor sahnede. Ama orada bir şey söyleyeyim mi? Orada ha. Herhangi bir böyle hani sahnedeki bir şeyden kaynaklanan hani dikkatsizlikten kaynaklanan bir şey değil o. Orada kendi dansçısı düşürüyor onu. Tamam da şarkıyı söylemeye nasıl devam ediyor? Edemez. Demek ki arkadan teypten geliyor ses. O zaman playback. Evet yani. Olmaz ama ya. Ama şimdi bu tür şeyler de olabiliyor ya. Playback de yapılabiliyor yani. Bir iki şarkıyı yapabiliyorsun. Yani ya. O kadar para veriyorsun gidiyorsun oraya onu dinlemeye. Playback peki, dinleyeceğim peki herhangi bir kırık çıkık bir şey var mı yoksa? Yok ya yok. Var mıdır bilgi? Ben etmiyorum herhangi ben, bir kırık yok. Çıkık senin yakın arkadaşın. Yani sahnelerde böyle şeyler olabiliyor. Yani Hande hani böyle bu tip şeyler yaşayabiliyor ama biraz böyle alttan alan bir yapısı var. Çok yapıcı son zamanlarda. Öyle ağız dalaşına girmemeye gayret ediyor ama son zamanlarda çok iddialı cümleleri de var. Siz kimsiniz? Benim kıyafetime karışıyorsunuz. İşte Atatürk'ten sonra işte ilan edilen şeylere işte karşı mı geliyorsunuz? İşte kıyafet devrimi yapıldı bu ülkede falan. Gidin o zaman İran'da yaşayın diye böyle Beryans'ın ettiği bir sahne konuşması var. Allah Allah. Yani ciddi ciddi hani böyle yani, hani artık bu şeyler hiç girmezdi sahnede. Hep sadece gösterisini yapardı, eğlenirdi, gülerdi, dönerdi. Ama şimdi sahneden artık göndermeler yapmaya da başladı. Allah Allah. Şimdi bununla ilgili haberimiz var zaten. Mı? Detaylı da konuşacağız ama hiç yapmadığı şeylerdi. Allah Allah şaşırdım. Ama biz de onu öyle hiç yapmadığı şekilde çok açık saçık görüyoruz artık sahnelerde. Bu kadar da abartmıyordu ya, yani. Bilal o da son Beyciğim, zamanlarda çok abartıyor. Sen sahnelere gelene kadar akşam olur. Yani nasıl Türkiye'de kıyafet özgürlüğü yok diyebiliriz. Dışarı çıktığımız zaman insanlar artık sütyen kilotla dolaşıyorlar ya. Metrolara biniyorlar. Yani sen nasıl diyebilirsin ki yani şimdi Türkiye'de kıyafet özgürlüğü yok diye. Evet. Bence neyse bunu konuşalım. Biz bunu detaylı konuşalım detaylı çünkü çok konuşalım. Önemli bir konu evet, yani. Evet hani. Evet konuşalım. Evet bunu konuşmamız lazım. Şimdi Tarkan'a gidelim. Tarkan turnede şehir şehir geziyor. Evet. Entebe gitmiş. Gaziantep'e. Entebin hamamları. Tarkan'ın konserleri. Hamama gitmişti midir acaba? Hamama da gitmişti. Yani herhalde gitmiş olabilir. Gitsin tabii Entebe gidip de. Tarkan Karadenizliydi değil mi? Karadenizli o Karadenizli. Ama doğuda da gördüğünüz gibi yoğun bir talep var. Evet. Yani neden acaba ne kadar aldı Bilal yani abi? 200 milyon lira aldığını söylüyorlar. Öyle 200 mi? Milyon lira aldı deniyor. Evet. Kaç şehir gezecek ortalama? Vallahi 20 diye duydum ama galiba şu anlık 7'ymiş. Alacağı şeye göre, tepkiye göre, ilgiye göre ucu açık diyorlar. Antep'ten önce de Samsun'da konser verdi. Şimdi bak düşünebiliyor musun? Tarkan yeni albüm çıkardı, yeni şarkılar çıkardı ve en büyük sanatçı, en büyük şarkıcı diyorlar. Samsun'da konser verdi. Karadeniz'in göbeğinde hiç kimsenin haberi yok. Antep'te konser ya verdi. Biz konuşmasak, kimsenin haberi yok. Evet, bir yani, sıkıntılar var Tarkan'ın ekibinde mi? PR'ında mı? Ya yok bence eski şeyini kaybediyor. Yani ilgisini kaybediyor. İnsanlar artık eskisi kadar. Ama konser alanı önce hiç dolmuş. Dolu tabii ki dolu canım. Yani gerçi onlar sonuçta, kapakla geliyorlar değil mi? Nasıl? Kapak gazoz kapağıyla gazoz geliyorlar kapağıyla. Ya da halka biriktirerek gidiyorlar. İşte o içecek firmasının hangi şeyini, şişesini mi alıyorsun, kutusunu mu alıyorsun? Ona göre gidiyorlar. Yani dolu olması normal. Yani ne de olsa eskiden beri süre gelen bir şöhreti var Tarkan'ın. Sevilen bir isim. Yani, popstar. Evet. Yani her dönemin adamı ama son dönemde şarkıları
ne yazık ki ya, eski popülaritesinde değil. Bu da bir gerçek. Yani o da bir gerçek. Bir de ekibini mi değiştirdi, bir şey mi oldu? Bir sürü aksilikler de yaşıyor. Yani Tarkan'ın konserlerinde bu tür aksilikler olmazdı. Olmazdı. Olmazdı, evet. Bir şeyler var. Dün yayınımızda İbrahim Tatlıses'le Işıl Çıtak, yani Dilan Çıtak'ın annesi, kozlarını paylaştı. Evet. İlk kez yıllar sonra hiç konuşmayan ikiliydi. Ama canlı yayınımızda buluştular. İbrahim ve kozlarını paylaştılar. Dedi ya, beni bu kadına muhatap etmeyin dedi. Yalancı dedi Işıl Çıtak da İbrahim Tatlıses'e. Evet. Neler yani, oldu? Neler birazdan oldu? Konuşacağız. Önce kısacık bir aramız var. Geliyoruz. Reklamların ardından Beyaz Magazin kaldığı yerden evet. devam ediyor. Az önce Özcan Deniz'i konuşmuştuk. Dedik evet. ki neden sürekli koruma ordusuyla işte konserlere giriyor, çıkışlarda yine aynı geldi koruma ordusuyla sana. Diye. Evet, 2008'de yine Çeşme'de bacağından vurulmuş. Mustafa Adaş isimli bir dinleyicisi tarafından silahla sahnede mı? Tabancayla bacağından vuruluyor ve Allah belki de Allah. O travma yüzünden tekrar Çeşme'de. Çünkü ne zaman Çeşme'de konser verse aynı koruma ordusuyla. Çeşme travması. Ya bir dinleyicisi tarafından vuruluyor. Ya o dinleyici, olabiliyor ya. Dinleyici işin süsüydü. Orada alacak verecek şey meselesi başka bir şey vardı. Ama ifadesinde sahne... diyor ki yani ben işsiz biriyim dinlemeye gittim diyor. O zamanın parasıyla 800 TL'ye Özcan Deniz'i dinlemeye gitmiş mesela 2008'de 800 TL'ye. Demek ki Özcan Deniz'i dinleyebiliyordun Çeşme gibi bir yerde. Evet evet. Yani hiçbir gerekçesi yok ifadesinde. Yok. Ama... O şöyle değildi. Yani bizim mekanımıza niye çıkmıyorsun? Gözdağıydı öyle o. Öyle mi? Tabii alınan şeye... Geri iade edilmişti avans filan öyle bir şeydi o meseleydi. Yani bu coğrafyayla ilgili olamaz ki Çeşme'de vuruldu diye Çeşme'de koruma ordusuyla gezmesi. Travması olabilir insanların yani. Yani ya o kadar o, da. O korkuyu atlatmak kolay bir ya şey ya Mustafa Ağa'ya dayılanacak kadar cesareti var da Beyaz Magazin muhabirine 15 sene evvelki olayı mı hala hatırlıyor rüyasına giriyor yok ya. Ben şey yapmıyorum yani orada. Tutuklanmış adam zaten. Evet. Bu olayın yani... ardından. Önce dövülmüş otel yetkilileri tarafından. Daha o olaydı, sonra da, o eski tabii, olaydı. Eski olaydı. 30 yaşında bir adam, yani dinleyicisi. O, evet, o şey kiralanmış bir tetikçiydi o. Yani öyle dinleyici falan değildi. İşin aslı öyleydi. Evet. Bunu da söylemiş olalım istihbarat evet. olarak. Bize geldi hani niye koruma ordusuyla diyorsunuz ama böyle böyle diye. Bunu da söylemiş olalım dedikten sonra. Şimdi evet. dünkü yayınımız yine olay yarattı. Yine gündemi belirledi. Çünkü... Baş karakterler, olayın ana kahramanları canlı yayında yüzleşti. Kimdi onlar? Bir önceki yayında Dilan Çıtak bağlanıp babası İbrahim Tatlıses'le ilgili, İdo Tatlıses'le ilgili, Derya Tunay'la ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulununca İbrahim Tatlıses suskunluğunu koruyordu. Ki Işıl Çıtak yayınımıza bağlanıp kadar. Zehir zembek konuşana kadar bir izleyin. Olay! İmparator Beyaz Magazin canlı yayınında çıldırdı. Parmaklarım titriyor. Bilal Bey, elim ağam titriyor. Sinir oluyorum. Bu kadından beni muhatap etmeyin. Sinir krizi geçirdi. İdo'da geçmiş. İdo'da geçmiş. Alo! Buyurun. İbrahim Tatlıses konuşuyor. Kim buyurun. Peki bu düğünü ben yapmadım da kim yaptı? Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak canlı yayında Tatlıses'e yalancı dedi. Evet. İbrahim Bey de yalan söylüyor. Tatlıses Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'a ateş püskürdü. Parmaklarım titriyor. Bilal Bey, elim ağam titriyor. Sinir oluyorum. Bu kadından beni muhatap etmeyin. Beyaz Magazin Tatlıses İmparatorluğundaki tüm kavgayı canlı yayında saniye saniye ekrana getirdi. Türk televizyon tarihi böyle kavga görmedi. İbrahim Tatlıses yazıyor, şimdi savcılığa bildiriyorum evimizi boşaltsınlar. Evet, İbrahim Tatlıses'le kızı Dilan Çıtak'ın kavgası dinmek bilmiyor. Baba kız kozlarını Beyaz Magazin'de paylaşmış ve canlı yayınımız magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dilan Çıtak'la İbrahim Tatlıses birbirine girdi. 8 Ağustos 2024 tarihli yayınımıza. Önce İbrahim Tatlıses mesaj göndererek yayına katıldı. Ama... İbrahim Tatlıses mesaj yolladı arkadaşlar. İbo'dan kızı Dilan Çıtak'a şok mesaj. Madem Cem Çıtak diye yazılır,
adam diye okunursa o zaman benim soy ismimden çıksın diyor İbrahim Tatlıses. Tatlıses'in bu mesajı kavgayı daha da büyütmüştü ve tam tarihi yayınımız bu şekilde bitecek derken kavganın diğer tarafı Dilan Çıtak bağlandı Beyaz Magazin'e. Tatlıses'in diğer çocuklarına acıyorum. Ne yazık ki diğer çocukları İbrahim Bey'in böyle bir baba sevgisine maalesef vakıf olamadılar hiçbir zaman. Dilan Çıtak kendisine Tatlıses tarafından uygulanan mobbingden bahsederken ağlamaya başlıyor. Dilan Çıtak ağladı. Bir çocuğu kabul etmişken siz neden bahsediyorsunuz ya? Ya bunca yıldır artık bana uygulanan mobbingin, şiddetin farkında birazcık kimse değil mi gerçekten ya? Ağlıyor ben musunuz? Kendi kariyerimden vazgeçtim. Ağlıyor musunuz? Kariyerimden oldum. Ağlıyorum çünkü benim artık sinirlerim çok bozuldu. Peki neden psikolojik şiddet görüyordu Çıtak? Başka çocukları yüzünden mobbing uyguladım. Babam evlatları arasında ayrım yaptı. Mobbing diyorsunuz. Nasıl bir mobbing uyguladı İbrahim Tatlıses size? Ayrımlarıyla. Evlat ayrımlarıyla mı? Evet. Türkiye'nin %80'i İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Mirasçıyım. Çok şükür maddi olarak da rahatım, manevi olarak da rahatım. Benim maddi bir talebim şu an için yok. Tabii ki ben hibreden ödedim. Tabii ki mirasçıyım. Bununla da ilgili kimseye asla hiçbir açıklama yapmak zorunda değilim. Ve büyük bomba. Çıtak telefondayken tarihi yayına mesaj atıyor İmparator. Çıtak çıldırıyor. Dilan'ın tek derdi İdo'dur. Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey'dir. Aa. İbrahim Tatlıses'in mesajı. Tabii ki İdo Bey. Çünkü annesi peşini bırakmıyor. Derya Hanım yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. Tabii ki İdo Bey. Derya Tuna beni tehdit ediyor. Derya Hanım yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. Tabii ki İdo Bey. Dilan Çıtak Derya Tuna'ya resmen ateş püskürüyor. Sıradaki iddia ise çok büyük. Derya Tuna babam hastanedeyken arazisini üstüne yapmaya kalktı. Neden Derya Tuna babam hastanede ameliyat olmadan önce buradaki 6,5 milyon euroluk arazinin imzasını bana ver, ben halledeyim. Sen zaten sütünde çok yorgun olursun gibi imza attırıyor. İbrahim Tatlıses bakın Derya Tuna'ya ne cevap vermiş. Ben daha ölmedim Derya. Ve ilk defa İbrahim Tatlıses orada aklı başına getiriyor ki bir dakika ya, ben daha ölmedim. Ben daha ölmedim diyor. Attırmak istedi. Attırmak istemiş. 8 Ağustos günkü programımız Türkiye'nin gündemine oturmuşken bir gün sonraki programımıza İbrahim Tatlıses yine Dilan Çıtak'la ilgili bomba mesajlar gönderdi. İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a şok sözler. Yalancı. Evimi bastı. Bana televizyon kumandası fırlattı. Derya Hanım'ın adını Besmele ile anın. Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim. Bu benim çocuğum olamaz. Çünkü benim hiçbir çocuğum yalan konuşmaz. Tatlıses canlı yayında kızı Dilan Çıtak'a bugüne kadar neler aldığını bir bir sayıyordu. Dilan'a ev araba aldım. Maddi durumum iyi diyor. Nişantaşı'ndaki dükkanı, Bodrum'daki dükkanı, altındaki Alman otomobil lüks marka. Arabayı kim aldı? İmparator kızı Dilan'ın kendisine sormadan mülkleri sattığını iddia etti. Bodrum'da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı. Sonra başka daireye oturdu ve annesine de ayrı daire açtı. Ve benim iznim ve haberim olmadan yaptı bunu. Ve Tatlıses şimdi ise Dilan Çıtak'ın kendisine televizyon kumandasıyla saldırdığını söylüyor. Dilan bana kumanda fırlattı. Eski gibi olsaydı böyle yapabilir miydi? Ben de o zaman iki daireye kira ödeyeceksin. O iki daireyi Urfa'daki kızlarıma verdim. Onları mağdur etme. Ben sana verdim, sen sattın. O onların dairesi. O zaman kira vereceksin dedim. Dedikten sonra kıyamet koptu. Gelip evi bastı. Ağza alınmayacak sözler, küfürler etti. Televizyon kumandasını fırlattı. Sana şimdi soruyorum sevgili Bilal Bey kardeşim. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydi? Ve gelelim dünkü yayına. İbrahim Tatlıses'in yıllar önce aşk yaşadığı Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak katıldı Beyaz Magazin'e ve bomba açıklamalar yaptı. Dilan saldırı altında. Şimdi bu yayına katılmamız sebebi de bakıyorum çocuğuma aşırı derecede bir saldırı, yalan yanlış bir takım sözler, kelimeler. Bakıyorum çocuğumun psikolojisi yerle bir. Ben buna izin vermem. Karşımdaki kim olursa olsun. Dükkan konusu yalan. Dükkan satın aldı, o dükkanı aldı, bu dükkanı aldı. Böyle bir yalanı insan niye söyler elinde belge olmadan? İbrahim Bey yalan söylüyor. Evet. İbrahim Bey de yalan söylüyor.
düğünü Tatlıses yapmadı. Dilan Çıtak'la Levent Dörter'in anlı şanlı düğününü İbrahim Tatlıses yapmadı mı? Hayır. Öyle mi? Hayır işte. Bakın ne kadar güzel söylüyorsunuz. O düğünde İbrahim Tatlıses'in, Şule Hanım hala hayatta bakın. Maddi işlerini İbrahim Bey'in o yönetirdi. Sorun Şule Hanım'a. O düğün için düğünün 1/5 kadar bir yardım oldu İbrahim Bey. Ve Işıl Çıtak'ın bu sözlerine çıldıran Tatlıses'ten anında mesaj geldi. Savcılığa veriyorum, evimi boşaltsınlar. İbrahim Tatlıses yazıyor, şimdi savcılığa bildiriyorum, evimizi boşaltsınlar. Oh. İbrahim Bey'e 50 bin lira kira verdik. Gece saat 11.30'da ben 5 ayrı bankadan 50 bin TL para çektim. Çünkü İbrahim Bey... Annen mi oturuyor orada, ben orayı kiraya vereceğim dediği zaman Dilan baba kaç paraya kiraya vereceksin demiş. O da aylığı 25 bin liraya vereceğim demiş. Tamam baba o zaman 2 ay bende, ben sana sabah 50 bin lira getiriyorum dedi diye ben gece 11'de gittim 5 şubeden 50 bin lirayı tamamladım. Dilan'a getirdim. Sabah Dilan geldi İstanbul'a, götürdü ona 50 bin TL'yi verdi. Buyurun. İddia ettiğim konu şu. Dilan'a sadece ve sadece Bodrum'daki evi verdi. Bu kadar. Dilan'a verdiği başka hiçbir şey yok. Işıl Çıtak kavganın İbrahim Bey'in yardımcısı Tuğçe Hanım yüzünden çıktığını söylüyor şimdi de. Dilan o bayana haddini bilmesini söylediği için o bayanın da Dilan'la ilgili İbrahim Bey'e yaptığı yalan yanlış saçma sapan şeylerle dolduruşa getirdiği için o gün Dilan da baba sen benden neden para istiyorsun diye eve gitti. Neden benden para istiyorsun? Annem için verdim. Bak 50 bin lira ödedik. Neden şimdi benim için de istiyorsun? Lütfen seninle konuşabilir miyiz dediğinde o bayan orayı terk etmedi. Kimdi babasıyla o bayan? Babasıyla Dilan'ın konuşmasına müsaade etmedi. Kimdi Dilan o bayan? Dilan'a masadan kalk ben babamla konuşmaya geldim dedi. Ama kadın kalkmadı. Ve İbrahim Bey kadının kolunu tutup Dilan'a burayı terk et defol atın buradan Dilan'ı dedi. Sizce Dilan buna sabredebilir mi? Ve iddiaların odağındaki Tuğçe Korkmaz canlı yayınımıza bağlanarak kavgayı saniye saniye anlattı. İbrahim Bey, Dilan Hanım'ın eşi Levent Bey'i aramış. Demiş ki Levent oğlum Dilan'a söyle bugün kalan parayı ablalarına göndersin. Kızlar orada mağdur olmuş. Sonra işte biz kahvaltı masasına oturduk. Saat 11'e 10 falan geçiyordu. Dilan Hanım bir anda evi bastı. Bize bağırdı. Dilan babası Tatlıses'e sandalye fırlattı. İbrahim Bey de biliyorsunuz yani ben onun suyunu veriyorum, yemeğini hazırlıyorum, kişisel bakımlarını üstleniyorum. Yani ben onun her daim yanındayız. Ben de az önce adı geçen Mevlüt Bey. Çünkü İbrahim Bey tek başına bir şey yapamıyor. Sonrasında bize bağırdı, hepimiz masada oturduk, oturuyorduk. Hepimize bağırdı, kalkın kalkın buradan İbrahim Bey'in yanında böyle bir şey yapıyor ki İbrahim Bey izin verir mi? İbrahim Bey de bize oturun kalkmayın. Niye kalkacaksınız? Çıkartın bu korumalara bağırdı. Dedi ki çıkartın Dilan Hanım'ı dedi. Çünkü Dilan Hanım normal şartlarda bağırmadı. Babasına küfür ve hakaret etti. Sonrasında bizim korumalarımızla İbrahim Bey'i korumak adına çünkü kumanda fırlattı, sandalyeyi fırlattı Dilan Hanım. Bunların hepsini yaptı. Ve sıkı durun. İbrahim Tatlıses daha fazla dayanamayıp Beyaz Magazin'in canlı yayınına bağlanarak Çıtaklara resmen ateş püskürüyor. İdo da gitmiş. Alo. Buyurun. İbrahim Tatlıses konuşuyor. Buyurun. Peki bu düğünü ben yapmadım. Kim yaptı? Tatlıses sinir krizi geçirdi. Şu anda sinirden elim ağam sıkıyor bak. Sinirden elim ağam. Ben kötü baba değilim. Olmaması gereken şeyler oluyor. Bilal Bey, olmaması gereken şeyler. Ben kötü bir baba değilim. Ben bütün çocuklarıma köpek gibi 72 yaşından sana istiyorum. Para kazanayım diye. Estağfurullah. Kendime mi yapıyorum bunu? Canlı yayında sinirden bağırmaya başlıyor İmparator. Parmaklarım titriyor. Bilal Bey, elim ağam titriyor. Sinir oluyorum. Bu kadından beni muhatap etmeyin. Evet. Tarihi yayınımızdan hemen sonra Tatlıses sosyal medyasından Tuğçe Korkmaz'la paylaşım yaparak Dilan Çıtak ve annesine gönderme yaptı. İbo düşman çatlattı. Dünkü yayınımızda Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı. Yıllardır görüşmeyen Işıl Çıtak yani Dilan Çıtak'ın annesiyle
İbrahim Tatlıses canlı yayında pozlarını paylaştı. Beyaz Magazin farkıyla ekrana getirdik. Hiçbir yere konuşmamıştı Işıl Çıtak şimdiye dek. Beyaz Magazin'i tercih etti ve İbrahim Tatlıses'i yalancılıkla suçladı. İbrahim Tatlıses dayanamadı ve zehir zemberek konuştu. Savcılığa bildiriyorum dedi, evimi boşaltsınlar dedi. Dilan Çıtak soyadından çıksın dedi. En son dayanamadı, elim ayağım titriyor. Alın bu kadını buradan. Şimdi arkadaşlar, dün öyle şeyler öğrendim ki, bugüne kadar duyduklarınızı unutun. Ve Işıl Çıtak, Dilan Çıtak. Gerçeği bildiğiniz halde neden anlatmıyorsunuz, neden konuşmuyorsunuz? Deniliyor ki Dilan Çıtak'la İbrahim Tatlıses baba kızdır, onlar barışırlar. Ancak asıl sorun başka. Asıl sorunu şimdi biraz benden duyacaksınız. Biraz diyorum çünkü asıl konuşması gereken bu olayın kahramanları, asıl bu konuyu anlatması gerekenler olayın kahramanları. Şule Yazar Çınlama, İbrahim Tatlıses'in görevden ayrılan, bizim yayınımıza bağlanıp da çocuğuma bakmam lazım, yeni doğum yaptım, o yüzden görevden ayrılıyorum, affımı istedim diyen Şule Yazar'ı İbrahim Tatlıses takipten çıkmış arkadaşlar ve o takipten çıktığı günlerde de telefonda hem Şule Yazar'la hem kocasıyla çok ağır bir kavga yapmış. Kavga etmiş, çok ağır tartışmışlar ve Şule Yazar hüngür hüngür çok uzun bir süre ağlamış telefonda İbrahim Tatlıses'e. Ve kocası, Şule Yazar'ın kocası Emrah Çınlama, İbrahim Tatlıses'e sen benim karıma nasıl böyle konuşuyorsun demiş. İbrahim Tatlıses de Emrah Çınlama'ya ağzına gelen her türlü kötü sözü söylemiş. Neden? Şimdi neden bunlar yaşanıyor? Bunları niye bize Şule Hanım sen söylemedin, niye açıklamadın? Sadece çocuğuma bakmak için ayrılıyorum dedin. Ve Dilan Çıtak sen bunu biliyordun. Neden bunu hiç söylemedin? Babanla bir kavga olayını sadece anlattın. Asıl sorunu Ahmet Tatlıses de biliyor, İda da biliyor, Derya Tuna da biliyor. İbrahim Tatlıses'e yakın olanlar biliyorlar. İbrahim Tatlıses'in Tatlıses televizyonu, İbrahim Tatlıses'in İzmir Alsancak'taki oteli, İbrahim Tatlıses'in ondan çok dairesi, İbrahim Tatlıses'in tüm malı mülkü Şule Çınlama Yazar'ın üzerine. Neden? Neden Şule Çınlama Yazar'ın üzerine? Neden Ahmet Tatlıses bu durumdan hiç memnun değil? Şirketlerin yönetim şeklinden neden İbrahim Tatlıses'in çocukları memnun değil? İbrahim Tatlıses'ten çocukları para istediği zaman Şule Çınlama Yazar'a yönlendiriyor. Ve Şule Çınlama Yazar da defalarca o telefonlara çıkmıyor. O çocukları telefonun ucunda bekletiyor, mağdur ediyor. Neden? Neden? Bu bana gelen, bana anlatılan iddialar. Neden İbrahim Tatlıses'in üzerine değil ki? Neden? İbrahim Tatlıses. Niye menajerin üstüne olsun? Onlar söylesinler Anla, bunun cevabını. Neden olduğunu onlar Şimdi, söylesinler. Şimdi dün bir konu vardı ve, ya. Ve bir dakika. Bir dakika. Ve Dilan Çıtak. Sen baba, sen malına mülküne sahip çıkmıyorsun. Önce malına parana sahip çık. Bizden kira gözetleyeceğine malına mülküne sahip çık. Mantığında olduğu söyleniyor Dilan Çıtak'ın. Ama orada da haklı Dilan. Sonuçta onun bunun üzerine yapılan mallar varsa evlatlarının, yani bir tek Dilan Çıtak için değil, bütün evlatlarının bunu bilmesi gerekiyor. Ya İbrahim Tatlıses gibi bir insan, kebap eşittir İbrahim Tatlıses. Lahmacun onun dediğiyle. Lahmacun eşittir İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses'in kebap lahmacun salonu battı biliyor musunuz İzmir'de. Göz bebeğim dediği, gidip oturduğu, insanların gelip onun elini öptüğü, yanağını öptüğü. İbrahim Tatlıses'i büyük keyif aldı. Neden batırdınız bunu? Bütün şirketlerin genel müdürü olan Şule Hanım söyler misiniz? İbrahim Tatlıses kebapsız, lahmacunsuz ne yapabilir? Yani neden battı o restoran söyleyebilir misiniz? İddialar. Yani bunların hepsi cevaplanması lazım. Bu soruların hepsinin sizin tarafınızdan cevaplanması lazım. Ve İbrahim Tatlıses bu gerçekleri, şirketlerin kötü yönetildiğini 2 ay önce öğreniyor. 1 ay önce Şule Hanım'ı görevden alıyor. Eyüp Kanadı yıllarca kendisiyle menajer olarak çalışan Eyüp Kanadı işin başına getiriyor. İdo'nun da menajeri. Evet, İdo'nun da menajeri. Şule Hanım'la yollarını ayırıyor. Mesela Şule Hanım nasıl bir yetkiye sahip? Otele para lazım İbrahim Bey. Otelde inşaatlar, otele para lazım. Ama paramız yok. Falanca daireyi, örneğin Bostanlı'daki daireyi satıyorum İbrahim Bey.
Peki şöyle, öyle uygun görüyorsan sat. Daire satılıyor. İbrahim Tatlıses'in de bir de bir huyu var arkadaşlar. Tamam, İbrahim Tatlıses'i sevmeyenler olabilir, İbrahim Tatlıses'e kızanlar olabilir ama İbrahim Tatlıses hakikaten güvendiği insanlarına, etrafındaki güvendiği insanlarına tam güvenir. Ve hesap da yapmaz, hesap da bilmez. İbrahim Tatlıses güvendiği insanlara da inanır. İddialar, çeşitli iddialar var. Tabii bunların hepsini benim dile getirmem, söylemem olmaz. Tarafların da konuşması lazım. Ahmet Tatlıses konuş mesela. Ahmet Tatlıses, sen Yasemin Şefkat dedin babasıyla Şule Hanım'a haber yollamışsın. Ne haberi yolladın? Lütfen söyler misin, bir sene önce Sinan Bey'le ne haberi yolladın Ahmet Tatlıses? Lütfen çık konuş. Bazı gerçekler sizler tarafından dile getirilmesi lazım. İbrahim Tatlıses'in konuşmamasını bir yere kadar anlayabiliriz. Ama evlatları olarak sizler sessiz kalmayın öyleyse. Babanız konuşamıyorsa sizler babanızın malına mülküne sahip çıkın. Hay Allah. Şimdi tabii ki İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak'la ilgili yapmış olduğumuz dünkü program, ondan önceki program hakikaten tarihi bir programdı. Çünkü neticede Işıl Hanım 25 yıllık suskunluğunu ilk defa bizim programımızda bozdu ve birçok şeyleri ilk defa söyledi. Keza Tuğçe Hanım da öyle. Bu da gösteriyor ki aslında arkadaşlar, Türkiye'de güvenilir, kendisini ifade edebilen, kendisini rahatlıkla anlatabilen bir magazin programıyız. Öncelikle güzel tebrikler aldığım için bunu söylemeden edemeyeceğim. Evet. Ama ben bu arada tabii ki bizi izleyen izleyicilerimize de teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü onların izlemleriyle bizler de buralardayız. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bilal Beyciğim, bu söylediklerinize ilk defa şahit oluyoruz. Bu inanılmaz bir gazetecilik göstergesi. Bu kadar detayları bizim bilebilmemiz mümkün değil. Bu sizin araştırmalarınız ve başka bir pencere açtı şu an bizde. Evet. Neler oluyor Tatlıses ailesinde? Yalnız dünkü yayınımızda şöyle bir olay da olmuştu. Dikkat ederseniz benim bir arazi olayı söylemiştim. Evet. Demiştim ki Dilan'a, kimse hiçbir evladım bilmesin Dilan. Şuradaki arazileri senin üzerine ve senin eşinin üzerine yapacağım. Sonrasında da ben sana satılması gerektiğinde de söyleyeceğim. Mesela yani bir şekilde evlatlarıyla ilgili güven duymadığı bir olayda Dilan'a güven duymuş ve Dilan'a da aynı bu Şule Hanım'a yaptığı gibi belli mallarını üzerine, Dilan'ın üzerine yapmış. Ama emanet olarak vererek yapmış. Şimdi demek ki İbrahim Bey, demek ki böyle olaylar yapıyor. Yani güvendiği insanlara karşı mallarının bir kısmını kimse bilmesin diye. Bunun için yapıyor onu da bilmiyorum ama böyle bir durum söz konusu. Şimdi. Hak olarak vermiş ama. Ama geri de iade hak etmiş. Hak olarak verdim diyor. Hak olarak. İddiası beyanı. Evi verdiğini söylüyor, iş yerini. Ya, Dilan Çıtağı söylüyorsun. Düğününü ben yaptım diyor. Yapmadım mı ben sizin düğününüzü diyor Dilan Çıtağı. Şimdi tabii ki o yaptım diyor. Diğer tarafta evet, benim düğünüme destek olanlar oldu diyor. Şimdi halk da ikiye bölünmüş durumda. Bakın evet. Dün ben birçok insanla işte dışarıda işlerim vardı. Hı. Çevirdiler, beni konuşuyorlar. Şimdi İbrahim Bey'e de hak veren bir kesim var. Dilan Çıtağı da hak veren bir kesim biz var. Biz konuşurken bizde bile masa üçe bölündü. Evet. Dilan sana ulaştı, bildiklerini paylaştı. Bilal Özcan yılların gazetecisi, İbrahim Bey'in yakinen biliyor, tanıyor. Derya Tuna'yı tanıyorum, İdo Tatlıses'i tanıyorum. Her birimiz bildiğimiz bilgi birikimlerimizi istişare ediyoruz aslında burada. Aslında biz yorumu da izleyicimize bir taraf tutmak değil. Bizim zaten amacımız böyle bir şey söz konusu olamaz. O zaman taraflı yayın yapmış oluruz. Bildiklerimizi söylemek durumundayız ki cevapları alabilelim. Şimdi ben Dilan açısından olaya baktığım zaman, Dilan 25 yaşında genç bir kadın. Hayatı ve çocukluk dönemi bir sürü travmalarla geçmiş bir genç kız. Ben onun öfkesini, yani öfke kontrolünün olmayışını anlayabiliyorum. Çünkü çok zor bir çocukluk geçirmiş. Yani diğer İbrahim Tatlıses'in diğer evlatlarından biraz daha özel bir yere koymamdaki sebeplerden bir tanesi de bu Dilan'ı. Şimdi tabii ki kolay değil bazı şeyler. Ama
her zaman için şunu söylüyorum. Mesela İbrahim Tatlıses'in bir paylaşımı oldu sosyal medya üzerinden. Hanımefendinin ismin Tuğçe Hanım'la. Tuğçe Hanım. Bu kadar olaylar olmuş. Bu kadar yangın yeri olmuş her yer. 72 yaşındaki bir adama ergen hareketlerini yakıştıramıyorum. Ne diyorsun? Sonuçta, son paylaştığı son fotoğrafı mı evet, söylüyorsun? Evet, o fotoğrafı alabilir miyim tekrar ben? Tekrar gösterelim. Bir o fotoğrafı almak istiyorum. Şule Korkmaz da yani evet. Dün ışığı çıtan iddia ettiği hanımefendi değil evet, mi? Yani iddia ettiği. Dilan'a karşı dolduruyor dediği. Dolduruyor dediği. Yani benim kızım özel bir konuşma bile yapamadı babasıyla. Babasının evet. Yanından ayrılmıyor dediği Tuğçe Korkmaz. Tuğçe, evet. Şimdi bu kadar yangın yeri olmuş bir yer. Yani köy yanmış artık yani. Buna bir su serpmek yerine hala körüklendiğini düşünüyorum bazı şeylerin. Çünkü bakın şimdi bu aradaki insanlar biz bunu 1,5 yıl önce Ahmet Tatlı ile olan programımızda da bunu konuştuk. Ve bu olayları yaşadığımızda ne demiştik? Ekle tırnak. Bakın bir kere her şeyden önce İbrahim Tatlıses'in biyolojik de olsa Dilan Çıtak kızıdır. Biyolojik de olsa İbrahim, Dilan Çıtak'ın da babası İbrahim Tatlıses'tir. Bu gerçeği göz ardı etmemiz mümkün zaten, değildir. Zaten baştan da söylediğim gibi sorun Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses değil. Tartışması değil. Değil. Bakın musluğun altına çocukken yapardık, torbayı koyardık. Bir torbayı, şeffaf torba, buzdolabı torbası, orta boy koyuyorsunuz. Altı delikse devamlı siz istediğiniz kadar musluktan suyu doldurun. Su dışarıya akar, dolmaz evet. Torba. Yani İbrahim Tatlıses'in durumunu böyle anlatayım size. Ekonomik durumunu böyle anlatayım size. O sorun olmasa, o sorun yaşanmasa İbrahim Tatlıses herkese paylaşımda bulunur ve herkesi de mutlu edebilir. Kendi de düşünmez. Ama İbrahim Tatlıses'in göremediği gerçekler var. Çok geç gördüğü gerçekler var. Maalesef böyle bir durumda İbrahim Tatlıses. Daha nasıl açık konuşayım yahu? Dün dedi ya olmaması ya, gereken şeyler oluyor dedi. Daha nasıl açık konuşayım şimdi, yani? Konu Dilan Çıtak'ın çocukken travma geçirmesinden falan çok ötedeyiz biz şu anda. Çok anlatabiliyor ötedeyiz muyum? Ama... İbrahim Tatlıses kardeşim malına mülküne sahip çık. Nasıl çıkacaksan çık. Nasıl çıkacaksan çık. Yani evlatlarına karşı bu konuda da böyle bir borçlusun İbrahim Tatlıses. Yani ailene karşı da borçlusun. Nasıl yapacaksın bilmiyorum. Yani şimdi şöyle bir şey. Tabii ki İbrahim Bey yetişkin bir insan. Bugüne kadar da sanat camiasında olsun, yaşamında olsun çok tecrübelere sahip olan bir insan. Dedi ki dün yayında ben 72 yaşındayım dedi. Yani tamam. Bu adam kaza, ama 72... kaza geçirdiği gün ayağını sandalyeye koyup gene konser verdi. Tamam. Ben kim için ne için çalışıyorum dedi. Doğru. Şimdi tamam bir 72 şey yaşındaki yaşadı, bir insanı 72 çocuklar yaşındaki artıyor. Bir insanın da yangına körükle gitmesine gerek yok. Hassas bir süreçten geçiyor. Baba kız olsun, aile olsun. Bakın bir sürü olaylar daha patlıyor. Yani şimdi sosyal medya üzerinden kalkıp da Şule Hanım'ı alıp da nispet verir gibi yangına körükle gitmenin bir alemi yok diye düşünüyorum. Çünkü tabii ki burada şunu da söylemek istiyorum. Dilan'ın da burada bir paylaşımı olmuş akabinde. Evet. Yani bir sosyal medya üzerinden ikisinin de böyle tür atışmalar ve göndermeler yapması ikisine de bir şey kazandırmaz. Kazandırmaz. İkisine tabii. De kazandırmaz. Bakın bunları bırakmamız lazım. Dilan da kedisiyle, kediciyle paylaşım evet. Yapmış. Beni ben olduğum için sevenlerin fazlalığını görüp yorumlarını okurken bizim gülümseme iyi ki varsınız diyor. Evet. Sosyal şimdi, medyada gelen yorumları mı söylüyor acaba? Bizim programa gelen yorumları mı söylüyor? Yani şimdi sosyal medya üzerinden birbirine laf sokmak bence doğru bir şey değil. Her iki taraf için de söylüyorum. Bunlar artık ergenlerin yaptığı şeyler. Ergenler bile yapmıyor bu işi. Şimdi bakın İbrahim Bey'in... Dipnotu da okuyayım Pınar. Ne diyor var dipnotta? Merak etmeyin diyor. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Hmm. Üzerimden büyük büyük kalktı. İnanın oh diyorum şükür diyorum. Hadi size güzel haber diyor. Yani onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir diye sormuş. Yani artık... Dilan Çıtak olarak kullanmak istiyor sosyal medyasını ve o soyattan kullansın da resmi ya. Olarak çıkmak istiyor. Bir yandan da bizim canlı yayınımızda mirasçıyım dedi. Yani bu ne periz mi? Lahana turşusu. Yani orada biyografide değiştirsen ne olur? Bakın, sen İbrahim Tatlıses'in kızısın resmen yani. Hem mirasçıyım diyor hem profilimi değiştireceğim diyor. Ben şimdi kalkıp tribünlere da... Tribünlere oynuyor yani tribünlere ya, oynuyor. Ya sosyal medya üzerinden
böyle birbirine laf sokup nispet yapmak yerine bence bu yapılan yazışmalar, bu yapılan göndermeler düşmanlarınızı sevindirir. Size hiçbir şey katmaz. Yani her iki taraf için de söylüyorum. Bunu Dilan için de söylüyorum, İbrahim Bey için de söylüyorum. Yani hadi Dilan'ı bir nebze anlayabilirim. 25 yaşında genç bir kadın. Hata yapabilir derim ama İbrahim Bey'in özellikle en büyük hatasını size söylüyorum. Evlatlarıyla arasına üçüncü şahısları sokması. Yani bir şekilde İbrahim Bey'in artık şu evlatlarıyla diyaloğunu üçüncü şahıslarını sokmadan yürütmesi gerekiyor. Yani kendisiyle evlatlarıyla birebir görüşmeli, birebir konuşmalı. Yani bu kafadan çıkması gerekiyor İbrahim. Güvenmekle hata mı yapmış ya? Güvenmiş adam yani. Güveniyor, insanlara güveniyor. Sadece ailenle hayatı yönetemezsin şimdi ki. Şimdi bakın etrafında güvenilecek, hele profesyonelsen bakın, etrafında güvenebilecek insanların olması şimdi lazım. Şimdi bakın güvenilecek evlatlar, insanlarla yürüyor. Evlatlar, şimdi anneler babalar boşanırlar. Evet. Şimdi benim de, ben de boşanmışım. İki tane evladım var. Benim evladımın da babalarıyla bir diyaloğu var ama babaları o kadar güzel bir diyalog kuruyor ki onlarla hiçbir zaman için hayatındaki hiçbir kadını çocuklarımla olan ilişkisini üçüncü şahıs olarak katmıyor. Katmadığı için de hiç problem yok. Kattığı zaman zaten problem burada başlıyor. Ya İbrahim Tatlıses'in hayatında 5 tane sağlam kadın var. 5 kadınla 7 çocuk yapmış. Tamam. Hangi birini katmayacak hayatına? Katmayacak. Birebir çocuklarıyla. Hayır. Hiç kimseyi annelerini bile katmadan ya, çocuklarıyla. Şey o ne demek olur ya, mu? Her olmaz baba, her zaman böyle. Çocuk, her vicdanlı baba çocukların annesine değer verir ya. Ama Işıl Hanım'a vermiyor. Ne diyor Işıl Hanım'a, ne dedi? Ya ver, beni bu kadına muhatap etmeyin dedi. Ya yalancı dedi Işıl Hanım da ona, Allah Allah. Ya, sen olabilir de yani. Ama yalancı şimdi bakın ya. Birbirleriyle ilgili geçmişe dayalı bir şeyleri olabilir. Ama işte dediğim gibi evlatlarıyla birebir bu olayı çözmüş olsa biz şu an hiç bu konuları konuşuyor olmayız. Ve evlatlarıyla görüştüğü zaman da üçüncü şahısları mümkün olduğu kadar uzakta tutarak konuşmak gerekiyor. Bakın ben bir boşanmış bir kadın olarak deneyimlerimi aksediyorum burada. Konuştukça başka meseleler de çıktı. Yayında dedi ki Dilan Çıtak, Elif'a da yani küçük kızı Ayşegül Hanım'dan olan küçük evet. kızının korktuğunu babasından iddia etti. Buna çok sinirlenmiş gerek İbrahim Bey. Duyduğuma yani. Göre Ayşegül yani. Hanım varmış. Benim çocuğum benden korkuyor mu demiş. Ya da böyle bir şey nasıl bu bilgi Dilan Çıtak'a gidiyor. Dilan böyle ama bir cümle Dilan'da, edebiliyor. Şimdi, benim çocuğumla. Bak şimdi, İbrahim Tatlıses evet kadınlarına zarar vermiştir. Ki bunu asla tasvip etmemiz de mümkün değildir. Pişman oldum dese de kol kırılır, yen içinde kalır. Bütün kadınların Didemciğim, da ona kırgınlığı geçti deseler de belki de geçmemiştir. Bakın kavgada yumruk sayılmaz. Kendisi de sağlığıyla kavgada, bak sınavını verdi ama. Kavgada yumruk sayılmaz. Ama kötü bir şey demedi Dilan orada çocuk için. Çocuklarına inanıyor musunuz yani kötü davranabileceğini? Ya şimdi torunlarına. İsmi geçenler yayınımızda Şule Hanım bağlanabilirsiniz. Şule Hanım'ın beyi bağlanabilir. Küçük Ahmet Tatlıses. Bağlanabilirsiniz. Baba beni bırak. Baba beni bırak gidip bu kadına gerekeni söyleyeyim dediğin konuda bize bağlanıp konuşabilirsin Ahmet Tatlıses. Anlatmak istersen yani dinleriz. Yani söyleyeceğim odur ki evet. inşallah şu ateşe bir su serpilir. Çünkü bu işler hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bakın evlatla anne arası, evlatla baba arasına da kimse kim girerse her zaman kaybeden kimse olacaktır. Baş başa baba kız şöyle konuşmaları bir konuşmaları lazım. Gerekiyor. Onlar barışır. Ama bunu neyse, da ama bunu da İbrahim Bey'in sağlaması sağlar. Gerekiyor. Evet. Sağlaması bence gerekiyor. Sağlar, bakın barışırlar. Bu işler bu şekilde olmaz. Sonuçta bakın evlat olayı farklıdır. İnadı olmaz bu işin. Allah korusun bugün bir şey olsa yine ya. İlk koşacak olan Dilan'dır. Dilan'a bir şey olsa ilk arayacak olan İbrahim Bey. Şule Hanım bağlanıp bizi bu konuda aydınlatır mısınız? İbrahim Tatlıses'in malı mülkü sizin üzerinize mi? Neden sizin üzerinizde? Ve neden İzmir'deki kebap salonu İbrahim Tatlıses eşittir kebap eşittir lahmacun? Neden battı? Neden kapandı? Siz yönetiyordunuz. Bütün ama şirketlerin genel müdürüydünüz. Benim bildiğim bağlanıp kadarıyla çok önceden batmıştı onlar ya. Hayır yok öyle bir şey. Yok Şule muydu? Hanım'ın yönetiminde battı. Peki şimdi ünlü fenomen Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra başka bir hanımefendiyle nişanlanmıştı. Eylül Hanım'la. İddialara göre ünlü Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç'la da nişanlısını aldatmış. İzleyelim. Olay, olay, olay.
skandallarıyla ünlü fenomen Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan nişanlısına büyük ihanet. Evlilik tarihi belli, bize mi kalsın? İddiaya göre Gökhan Çıra nişanlısını ünlü Survivor Aycan Yanaç'la aldattı. Nişanlısı yüzüğü bir çırpıda attı. Yok böyle ihanet. Güzellik merkezleri sahibi fenomen Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanmıştı eski futbolcu Gökhan Çıra. İlk evliliklerini 2019 yılında gerçekleştiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, o dönemlerde yaşadıkları aşkla sosyal medyada sıkça gündeme geliyordu. Skandal ikili bir ayrılıp bir barışıyordu. Ayrılık kararı alıp boşanan çift 2022 yılında tekrar evlendi. Birileri iki geri sürüp giden ilişkilerini aynı yıl sonlandırma kararı alıp tekrar boşanıp evlilik kurumunu çocuk oyuncağı yaptılar. Ben onu iki halinde çok sevdiğim için. İki hal derken sarışın ve esmerden bahsediyorsun. Boşanan ikili son boşanma öncesi çok tartışılan taşıyıcı annelikte evlat edinme yoluna girdi. Ciğerci ve Çıra ayrılsa da ikisinin de birlikte karar aldıkları ve taşıyıcı anne yoluyla sahip oldukları bir kızları var. Gökhan Çıra şimdilerde sade Selena'ya adını verdikleri kızlarıyla hiç ilgilenmiyor. Bebeğiniz hayırlı olsun diyelim. Neler söylemek istersiniz? Süreçle ilgili çok şey yazılıyor. Evet. Hani direkt birinci ağızdan size sormak istedik. Bununla alakalı şimdi konuşmasak daha iyi. Çocuğuyla ilgilenmese de ama aşktan geri kalmayan Çıra, Selin Ciğerci'den sonra Eylül Keleş'le ilişkiye başladı. Çift sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını herkese ilan etti. Fakat ikilinin peşine ayrılıklar bırakmadı. Çıra ve Keleş çifti bir dargın, bir barışık ilişkilerini sürdürdü. Selin Ciğerci ise geçtiğimiz aylarda eski eşinin doğum günü için kızları Sade Selena ile birlikte Gökhan Çıra'ya doğum günü sürprizi yaptı. Bunun ardından acaba barıştılar mı soruları dilden dile dolanmaya başlamıştı. Herkes Selin Ciğerci Gökhan Çıra ikilisinden bir barışma haberi beklerken Çıra'dan aradığım aşk Selin'le değil dercesine bir paylaşım geldi. Çıra eski nişanlısı Eylül Keleş'le yine yeniden barıştıklarını ilan etti. Evlilik tarihi belli midir? Nasıl gidiyor ilişki? Evlilik tarihi belli, bize mi kalsın? Evlilik tarihi belli, bize. Yakın zamanda mı acaba? Yakın, bu sene. Ve gelelim büyük ihanet iddiasına. Gökhan Çıra Eylül Keleş'i aldattı. Evet, Beyaz Magazin ihbar hattına gelen iddiaya göre eski futbolcu Gökhan Çıra nişanlısı Eylül Keleş'i eski Survivor Aycan Yanaç'la aldattı. Çeşme'de nişanlısı Eylül Keleş'le tatil yapan Çıra sevgilisi Survivor Aycan'ı da Çeşme'ye çağırdı. Nişanlısı Eylül oteldeyken Gökhan Çıra ile Survivor Aycan Çeşme'de başka bir mekanda samimi bir şekilde eğlendi. Eylül Keleş'in mekandaki bir arkadaşı ihaneti belgeleyip Eylül Hanım'a gönderince yer yerinden oynadı. İhaneti öğrenen Eylül Hanım eşyalarını toplayıp oteli terk edip İstanbul'a döndü. İhaneti inkar eden Gökhan Çıra nişanlısına yalvarmasına rağmen Eylül Hanım nişan yüzüğünü attı. Eylül Keleş Gökhan Çıra'yı terk etti. İddiaya göre Eylül Keleş kendisini sürekli rahatsız eden, ayrılmayı kabul etmeyen Gökhan Çıra'ya uzaklaştırma kararı almaya karar verdi. Bakalım bu ihanet iddialarına Gökhan Çıra ne cevap verecek? Yani günler sonra yeniden birlikte resim atmışlardı Eylül'le. Ama şimdi görülüyor ki çoktan ayrılık gerçekleşmiş. Hatta aldatma bile var işin ucunda. Gökhan Çıra'yı biz zaten Selin Ciğerci ile birlikte tanıdık. 9 yıl evlilikleri boyunca olay olmuştu çünkü Türkiye tabii gündeminde çok konuşulmuştu. Evet. Dolayısıyla Gökhan Çıra da beraberinde şöhreti de getirdi. Beraber bir kozmetik firması falan işlettiler. Sonra yollar ayrılınca ticaretleri de ayrılmıştı. Hatta bu yeni sevgilisi Eylül de Selin Ciğerci'ye çok benzetiliyordu. Hmm. İkisinin görseli çok birbirine benziyor deniliyordu. Şimdi de Survivor Aycan'la. Yani zaten Gökhan Çıra çapkın bir adam ki. Yani bence çapkın bir adam. Yani açıkçası ben uzun soluklu bir ilişki yaşayabileceğine de inanmıyorum Gökhan Çıra'nın. Kaldı ki Selin Ciğerci ile 9 yıl bir ilişkileri oldu diye biliyorum. Ve onun ilişkisinin bittikten sonra da biz Gökhan Çıra'yı sağlıklı bir ilişki
kurduğunu kimseyle görmedik bence. Bir nişanlı, bir onda böyle bir evlilik, bir sahiplenme, bir nişanlanma olayı var Gökhan'da. Yani seviyor o işleri. Evcilik oynamayı seviyor bence. Evlenebilecek bir adam gibi görmüyorum ben açıkçası. Zaten bir erkeğin, bakın hanımefendilere buradan bizi izleyen genç kızlarımıza da söylemek istiyorum. Bakın bir erkek arkadaşımız olduğu zaman lütfen geçmişteki ilişkilerine bakın. Geçmişteki kadınlara nasıl davrandığını, geçmişteki kadınla ilişkisinin nasıl bittiğine bakın. Gökhan Çıra yakışıklı bir adam değil ki ya. Kadınlar niye ilgi duyuyorlar ona sizce? Parası olabilir. Parasına ilgi duyuyordur. Para da bu Selin Ciğerci'nin parası. Yani onun parası bilmiyorum yani var mı o kadar parası zannetmiyorum. Parası? Ama aldığı parayla arabaları falan. Aldığı parayla bir iki otel gibi bir yer, bungalov bir yer açtı. Sakarya tarafında. O kadar, başka ne parası olacak işte, orayı işletiyor ne dönüyorsa. Yani ne geliyorsa oradan. Öyle ahım şahım yakışıklı bir adam mı? Benim öğrendiğim kadarıyla bayağı para harcıyormuş kız arkadaşlarına ama. Niye harcıyor? Bir dakika, neden harcama ihtiyacı hissediyor? Yani lüks saatler, neden arabalar. O saatleri verme ihtiyacı arabaları hissediyor? Arabaları değiştiriliyor falan. Arabalar yani değişiyor. Demek ki kadınlar talep ediyor ya da o... Niye kadın talep etse de bir erkek neden... Yani ne eksikliği var ki bunu yaparak kapatmaya çalışıyor bir erkek? Hmm. Yani o da var şimdi. Önceki gece de bu Aycan'la, Survivor Aycan'la Bebek'telerdi. Kıza bir çiçekçiden gül aldı, verdi. Aycan'la ilişkisi tam zirvede devam ediyor yani. O eski nişanlısı artık Eylül Keleş, tamamen bence, unutsun onu. Bence eski nişanlısını aldatma gibi demeyelim de bence onlar zaten ayrılmıştı. Yani diyebiliyorum ben. Ayrılmıştı. Yani mesela Eylül için de zordu çünkü hala Selin'le birbirlerinin hayatlarındalar. Bir evlat sahibi oldular. Hatta bu da çok tartışıldı. Yani o da çok zaten tartışmaya açık çocuk bir şeydi. Çocuk 2 gün Gökhan'da, 3 gün Selin'de falan öyle büyüyor bir şekilde. Yazık. Yani o çocuğa da yazık, bilmiyorum yani. Yani şimdi işin neresinden bakarsak bakalım. Benim aklımın almadığı şeyler. Yani yorum yaparken de dikkat etmek istiyorum. Çünkü ortada bir çocuk var. Elbette. Bir çocuk olduğu için çok dikkatli konuşmak istiyorum. Evet. Çünkü bu konuşulan her şey sosyal medyada kaldığı için. Çok da tatlı bir bebek. Evet. Onun hiçbir suçu, evet, günahı hiçbir yok. Evet. Hiçbir suçu, günahı yok. Ama işte dediğim gibi bazen ebeveynlerin, bazen biz büyüklerin yapmış olduğu şeyleri maalesef ceremesini çocuklar çekiyor. O yüzden ben bu konu hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yanlış anlaşılabilirim, yanlış yerlere değinebilirim, susma hakkımı kullanıyorum. Ama dediğim gibi bu saatten sonra Gökhan Çıra'nın hiç kimseye yar olacağını da düşünmüyorum. Koca da olacağını düşünmüyorum. Böyle hayata geçer gider işte. Yani Eylül Keleş o kadar ciddi düşünüyordu ki Gökhan Çıra'yla evlenebileceğini zannediyordu. Bütün kız şeyleri de yerine getirmişti. Örf adetleri falan. Hatta nişanlanırken kahvesine tuz bile dökmüştü. Tuzlu kahve içirmişti. Dedin ya sosyal medyada kalıyor diye. Bu arada YouTube'dayız ve YouTube'da zirvedeyiz arkadaşlar. Videolarımız 200 bin, 250 bin izleniyor. Gidiyor, uçuyor. Sizler sayesinde. Teşekkür sizlerle gurur duyuyoruz. İzleyicilerimiz, değerli onlar da izleyicilerimiz. Birer yorumcu. Onlar da fikrini katıyor. Evet. İnteraktif bir yayın yapıyoruz. Bizi zirveye çıkarıyorsunuz. Çok sağ olun, var olun. Haberlerimizde, videolarımızda. Peki hazır kalpler demişken Hadise'nin kalbi kimin için atıyor acaba? Bakalım. Deniliyordu ki Okan Buruk'la mı birlikte? Ama sağ gösterip sol mu vurdu acaba? Bakalım. Olay! İnanamayacaksınız. Bir tarafta şarkıcı Hadise, diğer tarafta Galatasaray'ın hocası Okan Buruk. Yılın aşk iddiası. Hadise ile Okan Buruk aşk yaşıyor. Daha bu iddianın ateşi sönmeden Hadise'nin Okan Buruk'la değil yabancı bir yönetmenle aşk yaşadığı iddia edildi. Neler oluyor? Hadise'den aşk bilmecesi kafaları karıştırdı. Şarkıcı Hadise, şarkılarıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemde. Mehmet Dinçerler'le 2022 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine girmişti Hadise. Hadise'nin yasak aşk iddialarını unutturmak, hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan Mehmet Dinçerler'in ise prestij kazanmak için yaptığı iddia edilen evliliğin yankıları dinmek bilmedi. Hadise'nin kıyafetlerinden tutun da sahnede nasıl dans edeceğine bile karışmıştı Dinçerler. Ve Hadise bu baskıyı öne sürerek Dinçerler'den ayrıldı. Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece 5 ay sürmüştü. İkili anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
Terk edilmeyi hazmedemeyen Mehmet Dinçerler ayrıldıktan sonra Hadise'den evlilik yüzüğünü ve tüm takıları geri istemişti. Hadise takıları vermedi. Mehmet Dinçerler robot süpürgeye gözünü dikti. Ortaklığı andıran evlilik ortaklık gibi bitti. İlişkiniz devam ederken bu arada Hadise Hanım da Kaan Bey'le ilişkisi devam ediyormuş. Doğru mu bu söylentiler? Hatta Hadise Hanım'ın kolunda Kaan Bey'in dövmesi varmış. Aşk hayatıyla ilgili uzun bir süre sessizliğe bürünen Hadise son olarak iddiaya göre bir iş insanına aşık olmuştu. Hadise ile adının Mustafa olduğu öğrenilen iş adamının ilişkisi iddiaya göre yaklaşık bir ay önce başlamıştı. Hadise bu ilişkiyle ilgili hiçbir açıklama yapmamışken adı birdenbire yarı Türk yarı Amerikalı oyuncu Kerem Bürsin'le anılmaya başlandı. Eli cebinde lakaplı oyuncu Kerem Bürsin'le sevgili oldukları iddiaları henüz soğumadan Hadise'nin adı şimdilerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la anılıyor. Hadise Okan Buruk aşkı gündemi sarstı. Okan Buruk'un 17 yıllık evliliğini 6 ay önce sona erdirmesinin ardından Hadise ile birlikte olduğuna dair dedikodular hızla yayıldı. İddia! Hadise ile Okan Buruk aşk yaşıyor. Hadise cephesinden iddialarla ilgili bir yalanlama gelmedi. Okan Buruk'sa bu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Okan Buruk'un 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan geçtiğimiz Şubat ayında boşanması da dikkatlerden kaçmadı. Evet, bildiğiniz üzere Hadise yıllar önce aşk kaç beden giyer demişti. Okan Buruk aşkından sonra sosyal medyada Buruk'un forma numarası aşk 7 giyer yorumları yapıldı. Magazin dünyası tam bu aşka odaklanmışken yeni bir iddiayla ortalık toz duman oldu. Hadise'nin yeni aşkı Okan Buruk değil. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Buruk'la Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken şarkıcının gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu ortaya çıktı. Büyük iddia! Hadise'nin aşkı yabancı bir yönetmen. Hadise'nin son dönemde yabancı bir yönetmenle aşk yaşadığı iddia edildi. Aşk kadını Hadise. Yani Gülgenç Bölki Hadise ile ilgili bir ilişki haberi duymayalım. Evet. Okan Buruk'a şok olmuştuk ama açıkçası. Vallahi. Yani çok uzun süren bir evliliği vardı. Kimseyle de öyle adı sanı duyulmamış bir isimdir. Nihan'la evliydi Nihan Buruk'la, eski Türkiye güzeli. Yani Galatasaray'dan elini çeksin. Kendisi Galatasaraylı diye illa Galatasaray'dan bir futbolcu ya da Galatasaray'ın teknik direktörüyle birlikte olacak diye bir şey yok. Tamam. Sempati duyabilir ama bu yol değil. Geçen gün de hakikaten bakın bu konuştuklarımızı VTR'dekileri onaylayan bir şey söyleyeceğim. Kıbrıs'ta sahne alıyor ya, hafta sonunda Kıbrıs'ta evet. Sahnedeydi. Şöyle sesleniyor dinleyicisine. Aşk tehlikeyi sever mi diye mikrofonu uzatıyor. Onlar da sever diyorlar. Bu da sever be diye bağırıyor. Yani Okan Buruk'la ilişki hakikaten bir tehlike olur onun için. Ya, Galatasaraylılar bunu istemez. Asla şimdi istemez. Şöyle de bir durum var. Asla açıkçası bana bu ilişki iddiası bana çok inandırıcı gelmedi. Onu söylemek istiyorum. Çünkü Hadise'nin bu saatten sonra seçim yapacağı erkeğin bir sporcu, bir futbolcu veya bir teknik direktör gibi birisi olacağına pek ihtimal vermiyorum ben. Hmm. Yani bundan sonra seçeceği adamı, ortaya çıkaracağı adamı yani pek de gündeme getireceğini de düşünmüyorum. Yani hayatında biri olacaksa bile el ele kameraları önüne çıkarmayacak. Çıkarmayacak ve gündeme getirmeyeceğini düşünüyorum. Mustafa Ağdağ'ı yakalar. Kimleri yani, yakalamadı? Muhakkak ama yakalar. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu sefer daha dikkatli, ilişkisinde daha dikkatli davranacağını düşünüyorum. Ha, yalnız ben onu bir tek kişiyle çok yakıştırmıştım Hadise'yi, Kaan'la. Çok da güzel Kaan bir ilişki. Yıldırım'la mı? Evet, çok yakıştırıyordum. Yani aman ya, yakıştırdığı insana bak. Evet, niye? Dolu ya, İstiklal Caddesi'ne çık, bıyıklı, böyle hayır, esmer. Onlar çok dolu birbirine, ikisi de birbirine ya, yakışan ya. Bir çiftti ama dediğim gibi ama olmadı. Allah yürütemediler Allah. O ilişkiyi bir şekilde. Yalnız şöyle enteresan bir durum var, farkında mısınız? İyi oyuncu olabilir ama yani tip onu olarak onu söylemeyeceğim. Ne? Şimdi bakın. Bu kadar olaylar söyledi, bu kadar iddialar var. Evet. Hadise ile Okan Bey'in arasında bir aşk iddiaları var. Hiç dikkatinizi çekti mi bir şey? Ne Hadise'den ne Okan Bey'den bununla ilgili yalanlayıcı bir sözcük, paylaşım bir kelime, bir paylaşım, bir itiraz gelmedi. Ya Okan onunla mı uğraşacak? Okan Icardi'ye nasıl gol attıracağıyla uğraşıyor. Yani niye uğraşmasın ama sonuçta Hadise'yle nasıl şimdi, hakkında asılsız doğru şeyler olduğunu da açıklama yapıyor. Açıklama yapar Hadise insan. Yapıyor. Yapar yani. Bittik mi, ne oldu?
Evet, şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından devam edeceğiz. Merve Boluğur'la ilgili bir haberimiz var. Eğer yetişirse onu da vereceğiz. Geliyoruz hemen. Peki. Şimdi hadisenin Okan Buruk'la değil de başka bir iş adamıyla sevgili olduğu söyleniyordu. Şu an söyleniyor. Şu anda iddia edilen bu. Yani sürekli birilerinin adı geçiyor ama Hadise kimsenin elini tutup da işte bu benim sevgilim demiyor ısrarla. Demez. Hadiseden böyle bir şey artık beklemeyin arkadaşlar. Demez mi? Artık sütten ağzı yandı, yoğurdu üfleyerek yiyor. Bir kere hiç kimseyi gündeme getirmek istemeyecektir Hadise bundan sonraki hayatında, ta ki evleneceği erkeği bulana kadar. Bir dakika, iş adamı değilmiş. Neymiş? Bir söylüyor, bir yönetmenmiş. Yabancı bir yönetmenmiş. Ha zaten bu arada da Hadise böyle film camiasına da falan girdi. Biz oyuncusu oldu şimdi. Olabilir ama yine de Hadise artık tam emin olmadan kendini ifşa etmeyecek. Bence bu hadiseyi Okan Buruk'la bu dedikoduları çıkaranlar da Fenerbahçeliler. Galatasaray 5. yıldıza ulaşamasın diye. Ben inanmadım zaten. Yani inanmadım. Galatasaray'ı yıpratmak için Okan Buruk. Ama yine sahnede tehlikeli cümleler söylüyor. Ya mesela aşk tehlikeyi sever ne demek? Aşk tehlikeyi sever işte kendine göre bir magazin şeyi yapıyor. Yani hangi ilişki tehlikelidir bir kadın için? Ya evli bir erkekle olması. Ya. Okan Buruk yasak bir ilişki tehlikelidir. Evli mi ki? Onun dışında hiçbir ilişkinin tehlikesi olmaz. Galatasaray camiası istemez ki böyle bir şeyi yani. Hadiseyi tepe koyarlar, yerden yere vururlar. Git diye istemezler. Niye 90'lı yıllarda bütün futbolcular sanatçılarla beraber oluyordu? Ne alakası var? Okan Buruk kitlenmiş Şampiyonlar Ligi'ne, 5. yıldızda idealleri var ya. Tamam, kitlensin, o mesleği o yani sanatçı ne yapacak adamı? Bir tek Hadise mi var Okan Buruk için kadın olarak ya? Mutlaka onun da bir erkek olarak... Teknik direktör de olsa bir ilişkisi mutlaka bir kadını vardır hayatında. Vardır. Oğlum hayat yalnız çekilir mi? Evet vardır. Ama tabii ki şimdi yaptığı meslek icabı yani Okan Bey'in yaptığı meslek icabı tabii ki de sansasyonel veya herkesin gözünün önünde yaşayacağı bir ilişkiyi kaldırmaz. Bazı şeyler böyledir yani işler böyle gerektirir. Vallahi. Çünkü bir camiayı temsil ediyorsun tabii. Sen. Yani anlatabiliyor muyum? Yarın bir gün Galatasaray kaybettiği zaman şimdi Hadise ile Okan Bey'in olayı gerçek olduğuna inanmıyorum da hani gerçek diyelim konuşuyoruz şimdi burada beyin fırtınası yapalım. Ya yapalım da. Olduğunu düşün, bugün Galatasaray bir maçı kaybetse Hadise'ye yüklenecekler. 5 tane yedik Beşiktaş'tan, o yüzden mi yedik yoksa ya? Siz Galatasaraylıyım sende. Ben Galatasaraylıyım tabii. Ay süremiz... Bak görüyor musun ya. Dediğime geldi ya. İşte. Ay süremiz neredeyse bitiyor. Ya Hadise ya. Serenay'ın olay yaratan sahnelerini konuşacaktık. O şahmaranda. Ay yarın konuşalım onları. O peki çok... Mert Demir'le tepki verdi. Fena. Mert Demir, Demir. Ben Merve geçtim Bulur, sahneleri. Erkeklerin %99'u. Yarın konuşuyoruz. Hepsini anacığım. Sizi seviyoruz. Süremiz yetmedi. Bizi izleyin. Abone olun. YouTube'da da varız. Sevgiler. Öpüyoruz sizi.